Ayşin Hanım'la bir birliktelik yaşıyor. 13 yıl çocukları oluyor. Fakat arkasından da boşanıyorlar. Daha sonra eşi tekrar bir araya gelmek istiyor. Diyor ki işte bir araya gelelim diyor. Birileri de aracı oluyor. Ama arkasından işte ben seninle evlenirim ama bir ev daha üzerime yap diyor. Cevat Bey o evi de onun üzerine yapıyor. Arkasından karısı hiç yapmadan, onunla birlikte daha doğrusu resmi nikah yapmadan ayrılıyor. Cevat Bey diyor ki beni eski karım evlilik vaadiyle beni dolandırdı. Ve benim yaşadığım her şeyi aslında benim kızım biliyor. Kızımı da, kendi kızını da evden kovdu diyor. Ve DNA testi yapılmasını istiyor çocuklarına. Biz Esra Nur'u çağıralım. Esra Nur'la beraber bütün olanları konuşalım. Esra Nur Kutlu gelsin lütfen. Gelir misin Esra Nur? Hoş geldin. Üç evladınız var. Esra Nur en büyüğü. Değil mi Esra evet, Nur? Evet. En büyükler Esra Nur. 2002 doğumlu. 2002 doğumlu. Esra Nur okuyor musun çalış? Hayır şu anda okumuyorum. Yani? Lise mezunuyum. Liseden mezun oldu. Hı hı. Şimdi babam çok üzgün, ağladı bize. Konuştuk birçok şeyi. Senin de çok üzgün olduğunu biliyorum. Sen babanın annenin ilişkisine nasıl tanıklık ettin? Neler oldu? Annenle şu anda aran bozuk bildiğim kadarıyla. Evet. Baban diyor ki beni dolandırdı eski eşim. Arkasından da beni aldattığını düşünüyorum dedi. Sen babanla aynı fikirde misin? Annen babanı aldattı mı sence? Aynı fikirdeyim. Hatta şöyle bir şey de var. Ben kardeşlerimle falan da konuşamıyorum. Onun haricinde şey olarak büyüdük hep. Yani ben daha doğrusu hani taraf seçmek zorunda bırakıldık. Hani öyle oldu. Hani ya anne ya baba. Hani biri olursa biri olmayacak. Biri olursa diğeri olmayacak. Aynı şey hani anne tarafı baba tarafı da için geçerli. Hani böyle bir çekişmenin arasında büyüdüm. Neden peki özellikle annen benim tarafımı seç dedi sana? Taraf seçme değil de hani babanla konuşamazsın. Aradığım zaman telefonlara falan bakılmıyordu. Hani bakamıyorduk, dinliyordu. Telefonlar elinden toplanıyordu babayla görüştürmemek bu için. Bu 13 yıllık evlilik boyunca, 13 yıl boyunca hep böyle mi geçti Cevat Bey? Evli olduğu zaman da hani boşandığında ilk önce annemin yanında sonra babamın yanında kaldım. Hani o 3 dönemi de ben yaşadım. Hani babam göreve gidiyordu, bir süre gelmiyordu. Geldiği zaman vakit falan geçiyordu. Asker çünkü. Evet. Sonra boşandıktan sonra böyle bir 6-7 ay bir boşluk falan oluyordu. O dönem çalışmadı annem. Bir süre sonra iş hayatına atılmaya başladı. Peki ben şunu merak ediyorum Esra Nurcuğum. Şimdi annenle baban evliler. Baban da asker, TSK'da. Göreviniz neydi TSK'da? Ben uzman çavuştum. Uzman çavuştunuz. O sırada senin annen babanla görüşmeni istemiyor muydu? Daha boşanmamışlar mesela. Ya, boşanmadan önce konuşuyorduk. Hani eve gidip geliyordu ama boşandıktan sonra hani işler değişti. Hı hı. Aldatma meselesi peki ne zaman başladı sence? Annen ne zaman babanı aldattı? Ya bu boşanma sürecindeyken bir telefon vardı. Eski kullanmadığı telefonu suya düşmüştü. Ben orada o telefonu babama verdim. Hani yaptırsın ben kullanayım diye. O süre mesaj dokümanları falan ortaya çıktı. Daha boşanmamışlar ama. Evet, telefon şeyler ortaya çıkmıştı. Dokümanları. Kiminle yazışmaları vardı annenin? Sonradan öğrendi. Hani sonradan o bakınca numaraya falan. Babamın arkadaşıydı. Yani eski devrelerinden biriydi. Aa, eski devre arkadaşıyla mı beraber olmuş? Ne yani içeriği biraz paylaşır mısın? Yani sevgi içerikli yani, mi, aşk içerikli mi? Aşk içerikli, hani ne bileyim görüntü falan da vardı. O telefonlarda multimedya olarak falan geçiyor sanırım. Hani bir görüntü atabiliyorlardı, resim atabiliyordu. O tarz şeyler vardı. Hı hı. Yani aynı şeyleri babamla işte telefon hani hiç mesajlar falan silinmeden geldi. Cevat Bey, o sizin devre arkadaşınız nasıl peki bir araya gelmişler? Ben uzun süre bir 6 aylık göreve gitmiştim. Tabi o arada kavgalarımız, dövüştürmemiz telefonla devam ediyordu. O esnada ondan itibata geçiyor ve ondan görüntülü görüşüyor, telefondan görüşüyor ve birbirlerine fotoğraf atılıyor. Değişik, uygunsuz fotoğraflar. Dediğim gibi değişik mesajlar, siz de anlamak istediğiniz gibi anlayabilirsiniz. O şekilde oldu ve yani size peki arkadaşınıza nasıl ulaşıyor? Yani siz onunla çok samimi misiniz? Daha önce, adı neydi arkadaşınızın? Yılmaz Altınok. Yılmaz Altınok. Daha önce de Yılmaz Bey evli miydi? Evliydi. Daha önce de ailece görüştüğümüz için ondan itibatlar aile eşinden dolayı görüşüyorlardı. Yani ailece görüştüğünüz biriydi Yılmaz evet. Bey. Evinize girip çıkan biriydi. Tabii ki. Tam boşanma aşaması, artık evleri ayırdığınız aşamada mı oldu yok? Hala aynı evi mi paylaşıyorlardı Esra? Hala aynı evi paylaşırken hani. Göreve gitti.
gittiğiniz zaman değil mi? Altı evet, o sırada tayin falan istiyordu. O dönemde hani İstanbul'dan tayin istemeden önceki dönemde. Peki siz çocuklarınıza da DNA istiyorsunuz. Öyle mi? Çünkü bu durumda siz de arz edersiniz ki malum telefon kayıtları, şunlar, görüşmeler soru işareti bırakıyor. Ben kafamın rahat olmasını istiyorum. Tabii kendinden gönlü olursa. Diğer çocuklar kaç yaşında? Esra Nur kardeşlerin kaç yaşında? Biri lise 1, biri 4. sınıfa gidiyor. Lise 1, biri 4. Onlarla hiçbir şekilde telefon itibatı falan da kuramıyoruz. Şimdi senin hiçbir şekilde onlarla görüşmeni engelledi mi? Evet. Telefonu aradığım anda o alıyor eline zaten. Hakaretler vesaire devam ediyor. Zaten evet. Hani o tarz şeylerden dolayı artık aramak da hani istiyorum ama arayamıyorum. Peki şöyle bir şey var. Siz sonra sonuçta boşanma süreci oluyor, ayrılıyor. O sırada boşanma sürecinde senin baban bir fındık bahçesini annenin üzerine veriyor. Annene veriyor değil mi? Yarısını. Yarısını veriyor daha doğrusu. Şöyle evet. Söyleyebilirim. O fındık bahçesi üzerine bir kavga yaşanıyor. Görüntüyü şimdi ekranlara getireceğim de o yüzden. Yani. Şöyle söyleyebilirim. Bir kısmının tapusu var, bir kısmı 2B araziye kalıyor oranın. Aha. Ve tapulu olan kısmı aldığı için 2B araziye kalan kısmı anlaşmada babamındı. Ama 8 yıl boyunca annemle biz topladık. O zaman annemdeydim. Hani bu saatten sonraki 8 yılda hani babam toplasın dedik. Çünkü babamın hakkını da o topladı. Hani eşitlik sağlanmış olacaktı. O arada bir hani o bizde kalan adam hani... O falan, oğlu falan da varmış. Bu başka bir adam. Şimdi. Bu başka bir adam. Şey, işte evet, Turgay Gürsoy. İkinci sevgilisi diyorsunuz, evet. O falan gelmeye başladı. O ara bir arabede falan çıktı. Hani bir baktım kardeşlerimin elinde telefon falan beni kayda alıyorlar. Ne istiyor Turgay Bey peki? Sen annenin oradasın. Derdi ne? O bahçeyi beraber toplamak istiyorlardı. Dostuyla beraber. O anlar bir gelsin ekranlarınız. Bir arabede yaşanıyor. O anları bir izleyelim lütfen. Sen mi koydun içine de boşalttın? Canlarım ya anne. Aradım. Aradım geliyor. Bir dakika, barakanın içindeki malzemeleri sen mi aldın da boşalttın öyle? Nereye gidiyorsun? Çık önümden. Nereye çık önümden. Kaçacak şimdi gel. Kaçmıyorum. Çıkar mısınız? Çık. Ne? Dokunma. Emir. Dokunma. Video yok. Tamam dokunma. Ne işin var senin babamın yerinde? Ne işin var? Ne işin var? Oğlum senin yerin orada yok. Boşuna mı taşıyorsun? Ha ne işin var? Kes. Kes sesini. Çık yerinden. Ne işin var senin? Ne işin var babamın yerinde? Ne baban yeri ya? Babamın yeri. Hayır. Babamın yeri. Benim yerim. Ha gel göster tabii. Mahkeme kararım var. Tamam babamın mahkeme yeri. Mahkeme kararım. Tabun nerede? Tabun yok benim mahkeme kararım. Tamam bana ne mahkeme kararı? Jandarmaya anlatın. Senin ne işin çıkar var mısın burada? Esra? Hayır ya burası senin mi değil? Benim. Tamam ben buradayım bekliyorum uzak bekle. Dur benden. Bekle. Ben jandarmayı bekliyorum. Sana ne? Çıkmıyorum kaçıyorsunuz şu an bahçeden. Ben... Çıkmıyorum jandarma ben gelene kadar. Benim... Çıkmıyorum. Benim barakamdaki malzemelerimi koyacağım. Hayır senin değil. Şimdi jandarmayla eve baskı yapacağım. Tamam ya. Baskı yapacağım. Çıkmıyorum ya. Benim babamın yeri. Babam. Niye hakaret ediyorsun bana? Niye üstüme yürüyorsun bıçkıyla? Niye batırdın beni? Niye yürüyorsun? Niye yürüyorsun? Bu adam niye burada? Sana ne? Kocan çıkar mısın? Yola gidiyorum çıkar mısın? Hadi çık. Git yoluna. Çekin çocuklar. Çık. Çıkmıyorum. Gelecek jandarma. İşçisi ifadesini verecek. İşçisi ifadesini verecek. İstop ettir arabayı. Bırak motoru istop ettir. Benim babam bahçesinde yanınızda. İstop ettir. İstop ettir. Senin babanın bahçesi yok tamam mı ya? İstop ettir. Arabayı stop ettir. Çıkartmam buradan. Stop ettir arabayı. Jandarma gelene kadar çıkartmıyorum. Senin burada ne işin var lan erkek adamsın? Al karnı götür kendi yerine. Yerin yurdun mu yok? Bana bak. Senin yok mu? Kendi yerine götür. Git babanın yerine. Ne işin var? Sormak istiyorsan ne? Tamam ne işin var babamın yerine? Elini çek. Baban. Çek. Benim tamam ben babamın kızıyım buyur. Babanın kızıysan baban gelsin. Çıkmayacağım. Tamam ifade vereceğim. Ama. Çık dokunma bana. Dokunamazsın. Sen niye dokundun kardeşine? Dokunmadım. Elimde videosu var. Benimle hiçbir şey yapmadım. Gittin sen. Olmuyor. Hayır. Olmuyor. Erkek olsan kaçmazsın. Sen kaçmıyor. Kaç. Hadi kaçmazsın. Erkek olsan kaçma. İfade vereceksin jandarmaya. Vereceksin. Şikayetçiyim. Şikayetçiyim. Geçen sene de aynı kıymete yaptın. Sen yaptın ben değil. Fındık topladı. Sen. Hayır elimde bıçkıyla elime üstüme yürüyorsun. Ben bahçede çıkıyorum. Tamam bırak bahçe bitti. Bırak bıçkıyı. Tamam göster. Gel. Ne işin var?
İstanbul'a babaannemle kalıyorum. Jandarma gelecek, elinize getirecek tamam. Bu kararları. Bakın. Gelsin jandarma. Bakın. Gelsin. Suçunu, suçunu. Oku bakalım. Benim değil. Bana ne? Oku bakayım. Bana ne? Tarihe bak, tarihe bak. Nerede bunda tarih? Tarihi yok. Bana ne? Yarın jandarma gelecek. Gelir size verecek. Şahım jandarma gelecek, ben süt açacağım. Darp uyguluyorsun bana. Ben kimseye darp uyguluyorum. Darp uyguluyorsun bana. Hayır. Yok. Bak ortadamasın bana. Çekmiyorum ya. Ayşin Küpçü sevgilisi Turgay Gürsu ile beraber evladına elinde ne o? Tara, bışkı, bir nevi silah, silah yani o. Kesici bir alet. Kesici bir aletle evet. Senin üzerine yürüyor. Ya yazıklar olsun gerçekten bunu yani yaptığı için bir anne. Ne olursa olsun insan evladıyla konuşur. Sevgilisini alır diğer tarafa götürür. Yani. Ondan sonra çocukla bir konuşur. Yani orada eğer toplamaya hakkı varsa da ama... Hakkı yok diyor değil mi? Hakkı yok mu peki? Yarısı. Şöyle anne. Kendi üstüne olan hani bölünen kısmı zaten kendi babasına verdi tapusunu falan. Devletten çünkü, yardım almak için. Ya o sırada benim haberim yoktu. Ben yeni gördüm sistemden internet aracılığıyla. Hani yardım almış birçok kez eğitim yardımı vesaire diye. Bunları alabilmek için de tapuyu dedemin üstüne vermiş. Kendi babasının üstüne. Geri kalan hani aslında onun hakkı olmayan 2B araziden de yine fındık almak istiyordu. O iki bir arazisi de babanın hakkı. Evet, evet. Babanın hakkı. Yani bunu oraya giremez bile. Ay nasıl giriyor öyle? Bu nasıl insan evladına yapar? Yani Ayşin Hanım bunu nasıl yaparsınız? Babasına devlette yeri ben zaten hiç yerim yoktu. Sadece bir ev yapacaktım. Çocukların başına mesken yapacaktım. Orada kayınbaba aldı. Kayınbaba daha önce beni de dolandırdı. Bir ton fındık aldı. Araba aldı. 3 milyar o zamanın parası. Şu anda 10-15 milyar geçti. Ayşin Hanım da dinlemek lazım tabii. Ya, diğer tarafı da dinlemek lazım hocam. Dinleyebiliriz. Ben Ayşin Hanım'ı tabii dinlemek istiyorum. Sadece kim bilir o neler yaşadı. Ayşin neler yaşadı ben ama bakın kimse evladının üzerinde elinde kesici bir aletle ne? Yanında sevgilisiyle ve hakkı olmayan bir yerde fındık topluyamaz yani olmaz yani. Diğer iki küçük kardeş de büyük ihtimalle dolduruşa göre kardeşlerin onlar da ablaya saldırıyor. Küçük kız şizofren diyor yani ablası. Evet. Evet. Ve ellerinde telefon çekiyorlar. Annesi, yani. Annesi söylüyor o kelimeyi. Annesi kullanıyor. Annesi öyle. Peki sonra aslında asıl acı taraflardan biri de şu. Bu da çok acı görüntüler kuşkusuz ama siz eşinizden ayrıldıktan sonra, ilk boşanmadan sonra bir sevgilisi olduğunu biliyorsunuz. Sonra aile üyeleri, birileri devreye giriyor. Tekrar bir araya, çocuklar için siz bir araya gelmek istiyorsunuz. O sevgilisi olduğunu hiç kimse bilmiyor. Sadece ben biliyorum. Sizin ilişkiniz nasıl başladı? Ben onu da çok merak ediyorum. 5 sene önce başladı Didem Hanım. Kızımın babasıyla 13-14 seneden beri ben ayrı yaşıyordum. Artık bıkmıştım dayağımdan, ızdırabından sıkıldım. Artık en sonunda bırakmak zorunda kaldım. Cezaevinden çıkıp tekrar nasıl bir araya geldiniz? Siz cezaevindeyken Ahmet Bey'le birlikte olduğunu öğrendiniz mi? Çıkınca mı öğrendiniz? Tabii ki ben çıkınca bunu öğrendim. Ben bu Ahmet Bey'i de zaten onun kapanında yakaladım. Evet, un kapanında da ben kendisine bu canlı yanında da söylüyorum dövdüm. Ama bana ben bu kadar bu miktar bir para gittiğini bilmiyordum. Bana sadece söyledi benim adım Mehmet. Ben dedim Fatoş Hanım'dan ne kadar aldın? Dedi ki ben 1 milyar aldım. Dedi ondan sonra kaçtı. Polis geldi kendisi kaçtı. Benim hiçbir hatam olmadı. Bak desin yalan. Ben Allah yukarıda şahit imanımı, vicdanımı sesini dinleyerek konuşurum. Tamam canım. Kimseyi de takmam yani. Kusura bakma Didem abla. Ondan sonra bu içeriye girdi. Ben mağdur kaldım. Anne gitti, abi gitti. Tek tabanca ortada kaldım. Ben bunalıma girdim. Evi taşıyacağım. Para yok. Ortalarda kaldım. Mal sahibi beni dışarıya atıyor. İlla çıkacaksın evimden. Allah var. Şimdi bak Elif genç de... Genç kadınsın çalış. Niye çalışmadın? Elif de bir saniye. Elif de benim yanımdaydı. Bak o kadar diyalogumuz vardı. Beni hiç yalnız bırakmadı o zaman. Ahmet Kemiksiz bakın neler söylüyor. Bir izleyin. Ben Fatma çevrem kurbanla bazı şeyler yaşadık. Bazı olaylarımız aramızda şeyler oldu. İnkar etmeyelim. Bu benim nikahlı eşimdir. Kudret Sevimsiz'e hayatta nikah kıymadım. Kudret Sevimsiz'le aramızda Fatma kurban çevrimi tanımadan önce konuşuyorduk 4 seneden önce. Bunlarla tanıştıktan sonra Kudret Sevimsiz'de bir şeyimiz olmadı. Ondan sonra benim resimlerimi o gün kavga yaparken almış. Bunlar ev yüzünden kavga yapıyordu. Yere düştü telefonum. İnkar etmiyorum. Bu Fatma Çevrim kurbanından ben para, pul almadım. Kimseyi de dolandırmadım. Kimseyle de işim olmaz. Ben bunun bir sene kahrını çektim ama bir de bana sorun. Her gün Balat Karakolu,
Her gün Aksaray Ayla Karakolu. Her gün giderdik, tartışırdık. Bunların bitmek bilmeyiz bir, bunun bir kocasının evi var. Bunun bitmez bilmeyiz bir paraları var. Her gün bana tantana, her gün bana tehdit. Sosyal medyada yayınladığınız tehditin resmin üstüne bile para gönder diye yazmış. Şunun hesabını yapın yani, numaralar. Bende de kontları var. Benim adıma üstüme sosyal medya açıp da beni diye, erkek diye, emniyet müdürü diye tanıttılarına, benim kimseye yalanla işim olmaz. Bunun sayın halkım, değerli halkım, sizler için delillerimi, her şeyimi sundum. Bakabilirsiniz. Ses kayıtlarımı da sundum. Suçluysam benim ipimi gelsinler, çeksinler. Dün akşam da beni aradılar. Beni iki tane bir bayan arıyor, beni işletiyor. Umut vermemişimdir. Huyunu söyleyeyim. Bunun her gün parasını vereceksin. Başka bir şey yok. Bunun 9 tane kocası var. Hangi kocasını saysam size bitmez yani. Anladınız mı? Yani ben bıktım artık. Kaç sene benimle nikahlı oldum. Şu kadar. Bunları yalan söylemeyin. Yok demiş Kudret Hanım'a ben nikah kıydım. Hayır. Ben kimseye nikah kıymadım. Ona kıydım. Emine diye komşusu var. Zeynep kızı bilir. Ben kimseye yalan söylemiyorum. Anladınız mı? Bunu yayınlayın. Ben hem sadece bana, bunları burada duyuyorum. Dini nikah kıydığını. Aa, yeni mi duydunuz? Tabii. Öyle mi? Ben burada duyuyorum, evet. Abla. Bak yeni duymuş. Bak. Hem Kudret'e nikah kıyıyor. Benden önce Kudret'e nikah kıyıyor. Ona kıymadım. Ondan ya. Sonra da bana nikah kıyıyor. Ben evet. Şimdi hiçbir şeyin peşinde değilim. Hı. Eğer bu adam bu kadar masumsa çıksın karşımıza desin ki. Bence de. Konuşsun. Kozlarını paylasın. Ahmet Kemiksiz hattı mısın? Evet evet. Buyurun ben hattayım. Ben ona nikah kıydım. Kudret'e hiçbir zaman nikah kıymadım. Hayatta öyle bir şey yok. Bunu yalanlamasınlar. İlk nikahım odur. Başka kimse de değildir. Fatoş Hanım'la sadece. Peki ben bir şey soracağım. Ben seni dövdüğümde sana sordum. Demedin mi bana nikah kıymadım ben, yalan söylüyorlar diye? Ben kimseyle dövüşmedim. Seni un kapanında ben dövdüm ya. Niye yalan söylüyorsun? İkiniz bir olmuşsun, oynuyorsunuz benimle. Dilenci gibi önümde dönüyorsun parayı alana kadar. Aa öyle mi? Gidiyorsunuz bankaya, parayı bekliyor mu o sırada? Evet, parayı veriyorsunuz yani. Evet, evet. Evet. Öyle almış. Niye doğruları söylemiyorsun? Doğruları söyle, doğruları söyle. Paraları da aslında geri verirsen olay bitecek. Verir misin parasını geri? Madem 3 tane evli var. Ne kadar para almışım, ne kadar para aldıysam geri iade edilmiştir. Bunun benim başka bir şeyim yok. Ya 180 bin lira aldın. 180 bin liranın tamamını iade mi ettin Ahmet? Dekontları var mı? Var mı dekontun? Benim mi? Evet. Ben evet. 180 bin lira ne zaman aldım? Onun bana 180 bin lira verdiğine dair dekont var mı? Elif'le ilişkin oldu mu olmadı mı? 20 yıllık arkadaşı dostuyla Fatoş'un Elif'le evet. Sevgili oldun mu olmadın mı? Ben inkar etmiyorum. Sevgili oldum. Daha hayatımda Fatoş yoktu. Bir insan tehdit edildiği zaman üzülür büzülür mü? Kahkaha mı atar? Soruyorum bunu sana. Soruyorum abla sen bu bak bin üzülür, ezilir, utanır, bir şeyler olur. Peki duyuyor. Bu Kudret Elif Hanım bu gösterdi bana, resimleri bu gösterdi. Elif'le beraber olan fotoğrafını sana Ahmet gösterdi. Evet, ben nereden bileyim abla? Ben onların yanında mıyım? Kudret niye gösteriyor benim sana? Bir saniye abla, diyelim ki bu havlu. Ha. Bu havlu değil mi abla? Hayır, bu havlu tamam, banyodan canım. Çıkmış, anladın mı? Böyle böyle bağlamış, geçmiş adamın koynuna böyle uzanmış. Tehdit edilen insan böyle mi olur? Artık burama geldi, burama. Allah yıkardı, doğruları konuş, elini vicdanına koy da konuş. Fatma'nın uzaktan tanıdığı biri yayına gelecek şimdi. Alabilir miyiz beyefendiyi buraya lütfen? Buyurun. Hoş geldiniz. Sağ ol. 4 sene evvela. Hı. Bir kış günü. Hı. Kızını evden niye kovdun? Dışarıya attıysam o nereye gidiyordu? Ya Elif'in yanına gidiyordu. Bir arkadaşım var onun yanına gidiyordu. Ben tutup da kızımı sokağa atıp da kötü yollara mı düşürdüm ben onu? Rahmetli. Niye huzur evinde öldü? Niye mi huzur evinde ben öldü? Ben iyi biliyorum da size de soruyorum yani. Ben ne bileyim niye öldü? Ben zaten ayrıydım. Ha. Ondan sonra o hastalardı. Bir dakika amca orada dur. Onun emekli maaşını niye yiyorsun? Sana ne? Benim ondan bir evladım tamam. Var. Evladım var. Benim geçmişim geçmişte kalmıştır. Bitti. Şimdikine bakacaksın sen. Ha. Sen benim İlhan'la neler yaşadığımı biliyor musun? Özetini ben 24 saat dayak yiyordum ondan. Açtım. Anam bakıyordu bana. Benim kızıma bir mama almıyordu. O kullandığım Facebook profil sayfasında bir emniyet müdürümüzün, birinci sınıf emniyet müdürümüzün fotoğrafını kullanıp o resmi kullanarak kaç kişiye yani iddialara göre dolandırıcılık yaptım bilmiyorum ama zaten o fotoğrafı oraya koymam bile başlı başına bir suç.
Ve onu ben yapmadım diyemezsin. Yanındaki ikinci fotoğraf çünkü sana ait bir fotoğraf. Tamam, onu bana bile ait isteye, bak, bana, onu bile isteye, o fotoğrafı ait, bile isteye oraya koymuşsun. Zaten öyle bir gözüküyor. Bak şu anda emniyet mensupları da onlara saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Bayramlarını kutluyoruz. Ya bu çok hassas bir nokta. Onlar da bunu çok dikkatli bu yayını takip ediyorlar. Neden bunu yaptın Ahmet? Bak beni bir saniye bir dinle. Dinliyorum. O yanınızdaki benim sosyal medya numaralarımızı veriyorlar. Burada dekontlar size atmıştım zaten adıma açılmış bayan mayan. Yani bunları hep diyorsunuz ki her şeyi Ahmet yapıyor, Ahmet ediyor. Büyük yüzleşme devam ediyor. Ben senin 9. kocan oluyorum. Sana ne oğlum, 100 tane olsun sana ne? Fatoş, kocası ve eski sevgilisi Ahmet Kemiksiz karşı karşıya. İkiniz bir olmasını oynuyorsunuz benimle. Fatoş'un beni dolandırdı dediği Ahmet Kemiksiz'in yeni görüntüleri olay yaratacak. Anlama kolum, anlama gönlüm ben. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Bir baba kızın dramı. Cevat Kutlu ve kızı Esra Nur stüdyoda. Mesaj dokümanları falan ortaya çıktı. Babamın arkadaşı. Tarla kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir anne kızına bunları yapar mı? Yani Ayşin Hanım bunu nasıl yaparsınız? Devleti... Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Karısı sosyal medya fenomeni olacağım dedi. Ben burada fenomen olacağım. Ben burada rahatım diyor. Kocasını hem aldattı hem dolandırdı. 1,5 ay önce bana haber geliyor. Senin işte eşin evlenmiş. Fatih Yıldırım eşiyle yüzleşmek istiyor. Bana yapılan haksızlığı bunun çıkmasını istiyorum. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Show TV'ye, vazgeçme programına. Ben Didem Arslan Yılmaz. Her zaman olduğu gibi çok değerli uzmanlarımız, psikiyatrist Profesör Doktor Ayşe Çorapçıoğlu ve emekli cinayet büro polisi Orhan Kemiksiz'le birlikteyiz. Selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, iyi, siz de iyisiniz. Sağ olun, inşallah. Çok teşekkürler. Funda Hanım bugün yok, sevgili Funda Sadık Ahmet. Çünkü bir yakınlarını kaybettiler. Buradan başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yarın bizimle olacaklar, o yüzden aramızda değiller. Şimdi aileler bizi bekliyor. Hemen onlarla ilgili başlayacağım ve hızlıca onların sorunlarını çözmeye çalışacağız. Yardımcı olacağız. Gazeteciler olarak tabii olayın birçok boyutu var biliyorsunuz. Biz gazeteciler bir kamu görevi yürütüyoruz. Ama öte yandan asıl iş emniyette ve de yargıda, savcılarda, hakimlerde. Biz bütün olayların belgelerini ortaya koyuyoruz. Olayın fotoğrafını çekiyoruz. Gerçekleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Tarafları konuşturuyoruz. Arkasından olayın tabii bir hukuki süreci, bir emniyet süreci oluyor. Onu da yargı, emniyet mensupları yürütüyor. Şimdi 12 Nisan günü Musa Çiftçi'yi şüpheli kaybını konuşmaya başlamıştık biliyorsunuz. 61 yaşında, aslında daha çok genç, 7 çocuk babası. Eşi Esmer Hanım'la sıkıntılar yaşıyor biliyorsunuz Musa Çiftçi. Evini ayırıyor. Arkasından da herkese, birçok kişiye evlenmek istediğini söylüyor. Hatta amcasını arıyor ve amcasına diyor ki, köydeki amcasına, ben birini buldum. 30 bin lira başlık parası istiyor. 2 yıldır tanıdığım, görüştüğüm biri. Ve sonrasında da 6 Mart günü Yakup Eriğ'in evine gidiyor. O evden çıktıktan sonra da Turuncu Köprü'nün oradan sırra kadem basıyor. Ortalıklarda yok. Ve 12 Nisan'dan beri kayıp. Biz konuştuk, günlerce konuştuk. Çocukları Yılmaz Çiftçi ve Soner Çiftçi burada. 7 tane çocuğu var biliyorsunuz. Ve yeğeni Cengiz Turan burada. Günlerce konuştuk, dile getirdik. Fakat zaman zaman tansiyon çok yükseldi. Birkaç şüpheli var ama daha farklı birileri de olabilir. Erik ailesinden Musa Çiftçi'nin ailesi şüpheleniyor. Erik ailesi de hayır, onun başına bir şey getirdiyse Musa Çiftçi'nin çocuklarından biri getirmiş olabilir dedi. Hatta dün de zehirlenme iddialarını biliyorsunuz gündeme getirmişti, konuşmuştuk. Ama Sayın Savcı Halim Uğurlu'nun talebiyle
şu anda bir karar alındı. Bir yayın yasağı kararı alındı. Dolayısıyla biz bundan sonra Musa Çiftçi olayını, yayın yasağı kararını da ekranda görüyorsunuz. Sayın Savcı'nın başvurusuyla bir yayın yasağı kararı alındı. Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği bu kararı verdi. Dolayısıyla biz bugünden sonra artık konuşamayacağız. Hep şunu söyledik zaten. Yani biz bir noktaya kadar, bir yere kadar konuşabiliriz zaten. Artık bundan sonra iş zaten savcılarda. Dün demiştik. Biz tam bunları söylediğimizde Sayın Savcı da yayın yasağı kararı aldırmış. Ama yayınlarımız ses getirdi. Öyle ya da böyle, evet, Soner. Tamam. Sizi buradan uğurlayacağız biz bugün. Tabii ki ablacığım. Öncelikle ben size çok teşekkür ederim. Size ve ekibinize. Yani nereden bileyim, biz yani bir aile gibi karşıladınız. Evet, sürekli yardımcı oldunuz. Bir aydan fazladır beraberiz. Tabii ki. Sizlerle beraberiz. Hani hiçbir yokluğu, hani ailemizin yokluğunu bize göstermediniz. Hı hı. Hani çok yardımcı oldunuz. Sayın Orhan Hocam teşekkür ederim. Ne demek? Aytül Hocam'a. Bir de Funda ablama da çok teşekkür ederim. Yani evet, başta siz olmak üzere. Hı hı. Hani evet, elinizden geleni bize yaptınız. Ama şöyle söyleyeyim, yani biz bu olayı bırakmıyoruz. Biz tabii de olayı ki, takip edeceğiz. Hatta tabii ben Sayın Asayiş Müdürü, Sayın Adana Asayiş Müdürü Sayın Yaşar Davul, Adana Emniyet Müdürü Sayın Doğan İnce'ye de çok teşekkür ediyorum. Emniyet de çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Sayın Savcı'ya da çok teşekkür ediyorum. Biliyorum o da Halim Uğurlu da çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Soruşturmayı daha da genişletecekler. Tabii ben en ufak gelişmede çok da kısa bir zamanda sonuç alacaklarla ilgili bilgilerim var. Herhalde bunu bilgiye dayanarak söylüyorlar. İnşallah babanızın öldürüldüğünü artık hepimiz düşünüyoruz. Tabii İnşallah ki en kısa zamanda hiç olmazsa cesedine ulaşırsınız. Ve onu bir toprağa verip üzerinde de bir dua edebilirsiniz. Tabii. Belki bir mucize bir yerdedir, tutuluyordur, o şekilde bulunabilir. Allah'tan ümit kesilmez tabii diyelim. Yani ceset orada da olmadığı cinayet sürece bir cinayet diyemiyoruz tabii ki. Ama sonuçta evet, şu anda çok cinayet masası da bakıyor. Zor bir durumdu sizin için de çocuklar. Yani bizden biri olduğunuz, seyirciler de sizi çok merak ediyorlar. Ama merak etmeyin sevgili izleyiciler. Biz en ufak Musa Çiftçi ile ilgili gelişmeden sizleri haberdar edeceğiz. Merak etmeyin, olur mu? Orada tabii tahriklere kapılmamanız çok önemli. Tabii, tabii. Kendinizi bir şekilde kanun veya adaletin yerine koymamanız tabii çok önemli. Bir süre sakince bekleyip gerçekten olabilecekleri düşünmekte fayda var. Her şeyi adalete bırakmışız. Aynen. Yayın söz mü? Söz. Konduğuna göre belli ki çok yakınlar bir şeyleri bulmaya. Onu gösteriyor değil evet mi Orhan Bey? Yılmaz söz mü? Sakin olacaksınız orada. Hı? Söz mü? Yılmaz, bilmiyorum ki abi. Söz vermem lazım. Söz. Yani, bak şu an Sayın Savcı da takip ediyor, yayını izliyorlar. Şöyle bir şey. Hadi. Bu iş hani yüzüldü kuyruğuna geldi diye bir laf vardır ya. Basın yayın yasağı getirilmesi güzel bir şey. Bir gelişmedir bu. Bunu neden yapılıyor bu? Çünkü çalışmalar belli bir aşamaya getiriliyor. Bundan sonraki işlemlere sakatlık vermemek evet adına, peki, soruşturmanın da devam daha sağlıklı yürümesi adına yasak getiriyor. Çünkü biz burada bilmeden, istemeden yanlış bir şey söylersek o soruşturmayı etkileyebiliriz diye bu yayın yasağı getiriliyor. Yayın yasağı da olduğu için Sayın Savcımız'a daha kızdırmayalım. Yok zaten o davayla... Çünkü 19 Mayıs gitmiş olan yayın yasağı... isim kullanabiliriz ama hani evet, orada yaşanan gelişmelerle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Peki, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz Sayın Savcımıza da. Sizleri buradan Adana'ya uğurlayacağız. Teşekkür ederim. Evet, peki. Yolunuz açık gelişmelerden olsun, siz de bizi haberdar edersiniz. Biz zaten takip edeceğiz. Tabii. Şimdi Fatoş Kurban Çevrim ve hayat arkadaşı diyelim. Çünkü aralarında bir resmi nikah olmadığı için kocası diyemeyeceğim, kusura bakmayın. Halil İnce ile birlikteyiz. Çünkü sevgili Fatoş diyor ki 20 yıllık dostum daha önceki sevgilisi Ahmet Kemiksiz'i çalmış. Ve sevgilim de beni 180 bin lira dolandırdı Ahmet Kemiksiz diyor. İlginç iddialar var. Senin hakkında da iddialar var. Ahmet Kemiksiz'in son bir mesajı daha var. Mesaj göndermiş. Urfa'da olduğunu biliyoruz. Dün de konuştuğumuzu bir hatırlayalım. Sonra hemen senin sorununu çözmeye yardımcı olalım. Evet. Dün hatırlıyoruz. Fatoş, kocası ve onu dolandıran eski sevgilisi canlı yayında yüzleşti. Ben ona nikah kıydım. Kudret'e hiçbir zaman nikah kıymadım. Hayatta öyle bir şey yok. Bunu yalanlamasınlar. İlk nikahım odur. Başka kimse de değil. Ben seni dövdüğümde sana sordum demedin mi bana nikah kıymadım ben, yalan söylüyorlar diye? Ben kimseyle dövüşmedim. Seni un kapanında ben dövdüm ya. Niye yalan söylüyorsun? He? Seni dövdüğün zaman bana dedi ki... Dur. Bir dakika dedim abi. Bana bak bana yalancı, ikiniz bir olmuşsunuz. Fırıldak fırıldak dansöz gibi oynuyorsunuz benimle. Kendine güveniyorsa çıksın ortaya. He? Delikanlıysa ki ben nasıl geldim buraya? Kendimi anlamak oğlum. Anlamak gönlüm pek. Yaram yok benim koca diyeyim. Gelin buraya. Bana
kıymam nikah yapıyor, bana sahte takı getiriyor. İddialar her geçen dakikayla sertleşti. Para vermek için diyorsun ki, Fatoş diyorsun, kızınla ikiniz gelin. İkiniz gelin diye mesajlar atıyorsun. Niye inkar ediyorsun? Evet, iki gün Kur'an'la açarsın. Bak Allah yalan diyorsa Allah beni evladımla sınasın. Bir tane evladım var. Bana telefon açıyor, mesaj yazıyor, diyor ki oh diyor, yeter artık diyor ya diyor, bıktım diyor. Artık diyor ben diyor Elif'le evleneceğim diyor. Onu aldım gitti dedi. He, desene yalan, mesajların da orada duruyor. He? Söyleme, ben senin 9. kocan oluyorum. Sana ne oğlum, istersen 100 tane olsun, sana ne? Almasaydın, sana adamın telefonlarını veriyorum, cezaevine gidiyorum Didem abla. Kafamı şişirdi, git telefonlara al, git telefonlara. Gittim bu adamın telefonlarını aldım. Bana dedi ki telefonum dedi bozuldu dedi. Bana dedi verir misin dedi. Adam alıyor 9'u satıyor. Arkadaşlarımı arıyor, olumsuz laflar soruyor. Onlar da zannetti ki ben o hattı kullanmadım. Allah bilir kaç kişiyi dolandırdım. Ne kadar para aldıysam geri iade edilmiş. Bunun benim başka bir şeyim yok. Evet. 180 milyar ne zaman aldım? Onun bana 180 milyar verdiğine dair de kontrolüm. Osman Bey stüdyoya geldi. Fatma Hanım'a yüklendi. 4 sene evvela. Hı. Bir kış günü. Hı. Kızını evden niye kovdun? Dışarıya attıysam o nereye gidiyordu? Ya Elif'in yanına gidiyordu. Bir arkadaşım var, onun yanına gidiyor. Ben tutup da kızımı sokağa atıp da kötü yollara mı düşürdüm ben onu? Rahmetli. Niye huzur evinde öldü? Niye mi huzur evinde ben öldü? Ben iyi biliyorum da size de soruyorum yani. Ben ne bileyim niye öldü? Ben zaten ayrıydım. Ha. Ondan sonra o hastalandı. Bir dakika amca, orada dur. Emekli maaşını niye yiyorsun? Ha, kim? Onun emekli maaşını niye yiyorsun? Sana ne? Benim ondan bir evladım var, evladım var. Benim geçmişim geçmişte kalmıştır. Bitti. Şimdikine bakacaksın sen. Ha. Sen benim İlhan'la neler yaşadığımı biliyor musun? Özetini ben 24 saat dayak yiyordum ondan. Açtım. Anam bakıyordu bana. Alkolik bir adamın neyini çekecektim? Onu çekecektim. Sen mi çektin? Benim kızıma bir mama almıyordu. Evet, dün yine hararetli bir yayın oldu sevgili Fatoş. Ya bir yandan sen mağdursun ama senin mağdur ettiklerin olduğu da söyleniyor. Yani ne gibi? Eski eşini senin mağdur ettiğin işte onunla işte... Kızımı bağlayın. Tamam, onlar da hepsi bütün tarafları alacağız, konuşacağız. Kızımı bağlayın, komşularımı gidin mahalleye sorun. Benim 9 tane kocam varmış da bunlar neredeymiş, ispatlasın getirsin buraya koysun. Ben Halil Bey'e bir şey sormak istiyorum. Halil Bey, dün siz bana dediniz ki Halil Bey bu arada daha önce Fatoş Hanım'la bir birliktelik yaşıyor. Arkasından cezaevine giriyor. Cezaevinden çıktıktan sonra da tekrar işte Ahmet Kemiksiz'le Fatoş Hanım yolları ayırdıktan sonra sevgili izleyiciler tekrar eski sevgilisiyle bir araya geliyor. Şu anda da eski sevgilisiyle bir dini nikah kıymışlar. Aralarında böyle bir bağ var, akit var. Sonra resmi nikah kıyarlar mı kıymazlar mı bilmiyorum ama ben size dün şöyle bir soru sordum. Ne olur bakın, ben sizleri konuk aldığım zaman bana her şeyi açık söyleyin ki bana öyle gelin ki çok daha sağlıklı yayın yapalım. Ama sizin de sakladığınız birçok şey var anladığım kadarıyla. Siz daha önce evlenmişsiniz, boşanmışsınız, ayrılmışsınız, bir birlikteliğiniz varmış. Şimdi ben daha önce... Siz de bana dediniz ki ben 72 doğumluyum. Evlenmedim. Hiç kimse evlenmedim dediniz. Şimdi, niye yalan söylediniz? Şimdi hayır, yalan değil. Hı. Şimdi Didem Hanım, daha önceden benim eşim eski, çok eski bir eşim. Çok eski ne kadar eski? Yani diyelim ki 20-25 senelik. Ama bir evlilik yapmışsınız. Sadece formalite icabı bir evlilik yaptık. Neden formalite icabı? Bu Türk vatandaşı olsun diye. Yabancı uyrukluydu. Bir para karşılığı mı evlendiniz siz? Hayır. Kesinlikle. Arayıp da sorabilirsiniz de kendisine. Siz cezaevine girmene dün çünkü biz konuşurken şöyle bir şey söyledi Fatoş. Dedi ki biri dolandırıcı, biri hırsız. Siz hırsızlıktan mı cezaevine girdiniz? Evet. Evet. O yüzden girdiniz. Evet. Ne çaldınız? Başımıza bir işler geldi. Camilerden ayakkabı çalıyor. Hayır kesinlikle. Alıp satıyor musunuz bu yerlerde? Hayır. Ne yapıyor Fatoş senin bu sevgilin? Hayır. Sen emin misin? Ayakkabı almıyorlar onu. Ne alıyorlar? Ayakkabıyı alan ayrıldığım eşim alıyor. Allah'ım yarabbim. Bir dakika, ayakkabıyı hangisi? Bir dakika. Hakikaten ben anlamaya çalışıyorum. Ayrıldığın eşin dediğin o da dine nikahlı Ahmet Kemiksiz'den mi bahsediyorsun? Yok. Bunun arkadaşıymış. Metin. Bizim dünürüm, benim dünürüm diyor ya. Onun arkadaşı diye. Ben yalan konuşmuyorum ki, benim anlamı için. Şimdi bak, sen İlhan'la evlisin. Çocuğunun, Özge'nin de babası İlhan. O bir rahatsızlık geçiriyor falan vesaire. Sen o sırada Metin'le beraber oluyorsun. Metin de Halil'in arkadaşı. Doğru evet. mu? Beraber hırsızlık yaptığı biri mi? Yok, hayır, ha. hayır. Ne o zaman? Metin ayrı. Ben bunu tanımıyordum o zaman. Peki sen Halil'in hırsızlık yaptığını ve bu yüzden cezaevine girdiğini biliyor musun? Yok, daha sonra öğrendim. Hı.
Emin misin Halil ile olan birliktelikten? Efendim? Bak bir de seni dolandırmış. Ya tabii suç bireyseldir ve cezanı aldıktan sonra da hayatın boyunca hırsızlık yapacaksın diye bir şey yok. Tabii. Ama tabii yine de emin misin diye sormak istedim açıkçası. Vallahi söylenir şöyle ama gözümle görmedikten sonra ben inancım da gelmiyor yani. Gözümle göreceğim. Gözümle görmene gerek yok. Hukuk, adalet karar vermiş yani ceza verdiğine göre demek ki. Ama ben nereden bileyim? Ben onun mahkemesine çıkmıyorum, duruşmasına çıkmıyorum. Nereden güveniyorum diyorsun yani. Yani. Bir kez daha karşımıza bu kez başıma şöyle bir şey geldi diye çıkmazsın herhalde değil mi? Nasıl? Bir kez yine bu kez benim başıma Halil bir şey getirdi diye çıkmazsın yok, herhalde. Yok o benim başıma getirmez bir şey. Ben ondan adım gibi eminim. Şimdi dün... En iyisi bu evine barkar, bakına barkar. Beni eksik bırakma. Şimdi imanımı yıkayamam. Allah var. Dün yok. Osman Bey, Osman Dede, Osman Araç yayınımıza katıldı. Hı-hı. Ve dedi ki yani senin kızının, daha doğrusu damadının dedesi. Tamam. Bugün yine burada seninle yüzleşmek istiyor. Diyor ki o ya su tesisi su yolunda kırıldı diyor kısacası. Neden o, yani. Neden kırılıyormuş su testisi? Gelsin konuşalım. Osman Araç'ı alalım lütfen. Osman Bey gelir misiniz lütfen? Ben bir numara verdim. Oraya onu bağlar mısınız? Özgen de bağlanacak. Konuşacağız tamam, kızınızla. Damadınızla bağlanmak istiyor. Tamam. Hoş geldiniz. Sağ olun. İyi misiniz? Teşekkürler. Buyurun. Siz dün dediniz ki dolandırıldı ama su testisi de su yolunda kırıldı. Doğru. Hala aynı fikirdesiniz. Aynen öyle. Peki nasıl onu suyu alalım kenara koyun öyle şey olmasın. Fatoş Hanım eşine sahip çıkmadığı için orada sorunlar yaşadığı için de hep karşısında böyle onu dolandıran ya da hırsızlık yapan kişiler o yüzden mi çıkıyor sizce? O şekil net bir şey diyemem. Hı. Fatoş Hanım kimdir nasıl biridir? İlhan Bey'e eşini İlhan Bey'e. Özge'nin babası. Evet biraz tanışmışlığım oldu oturmuşluğum oldu. Hı hı. Çok affedersin masa arkadaşlığım da oldu. Tamam ama masa yani, arkadaşım diyor. Ya. Kaç yıldır tanışıyorsunuz rahmetliyle tanışıyorsunuz? Hemen hemen Özge'nin bize gelin olduğundan beri tanıyorum. 10-15 yıl falan. Yok. He. Kaç yıl oldu? 3 sene, 3,5 sene. Yani. Daha yeni mi vefat etti İlhan Bey? 3 sene, 4 sene. Ne zaman? 4 sene. O zaman ölmemişti İlhan, yok, ölmemişti. Yani, İlhan ne zaman öldü? İlhan 3 sene oldu. 1 sene sonra. Daha yeni. Gelin, Özge bize gelin olduktan 1 sene falan sonra öldü adam. Siz yani 1 yıl tanıdınız en fazla. Doğrudur. Ama Fataş Hanım bakın, 3 sene önce ölüyor adamcağız. 3 seneye siz maşallah 3 sevgili sığdırmışsınız. Efendim? İşinize gelince duymuyorsunuz. Yok, çok şekersiniz. Diyorum ki adamcağız 3 sene önce vefat etmiş. 3 seneye 3 sevgili sığdırmışsınız. 4 mü? Hayır. Metin? Öyle bir Halil, şey yok. Metin, Halil, hayır, Ahmet. Ben 15 senedir ondan ayrı yaşıyordum. Ben ya, anamın evindeydim. Nikahlılar ama ayrı yaşıyorlar. Ya, ben ayrı yaşıyordum. Anamın evindeydim. Ben iki hasta baktım. Abime baktım, anneme baktım. Desinler yalan. Öyle mi? Yalan mı? Ondan sonra Didem abla bir saniye. Tamam canım. Benim... Orhan Bey var orada, Metin Bey var. Bu ne biliyor? Beni ne kadar tanıyor ya? Benim hayatımı nereden biliyor? Çok iyi tanıyor, öyle görünüyor. Nereden tanıyor? Nereden dünürsünüz tanıyor? Ya. Dünür. Dünürüm ben onun evine bir kere. Benim kızım bak Didem abla. İkisini ikili görelim lütfen. Ha, süper. Didem abla. Benim... Dinle bak dinle ne diyor. Bir gülümsedi, ben niye gülümsedin merak ediyorum. Buyur. Şimdi bunun kızıyla benim torunum evlenmezden bayağı zamandır arkadaşlar. Bunlar da bile yattılar kalktılar ne kadar. Gerçi günlerdir kız arkadaşında benim torunum misafir kaldı. Peki. Onlar da. Bende kaldı senin torunun. Tabii canım. Ve senin torunun ne zaman bende kaldı? Dedim abla tamam, bak durdur, benim taktım. Kızım kaçtı bak Allah seni inansın. Onlara karıştırma. Sen karışma. Hocam, nasıl karışmayacağım? Sen, arkadaş sen, sen buraya gelmişsin şöyle Halil, yapıyor. Halil durur musun? Tamam. Parası. Allah, Halil'i bir dışarı alalım. Bunlar sen mi yaşadın? Halil bir dışarı çık. Osman Bey. Olmaz. Hakaret küfür olmaz.
Özge'yi bir bağlar mısınız lütfen? Bağla Özge'yi. Özge'yi bağlayın. Otur. Bağla Özge'yi. Ama küfretme. Yok. Bak, hayır, çocuğu bak, da bağla. Göktürk'ü de bağla. Sen bağlayacaksın. Otur. Göktürk'ü de bağla. Otur. Eşimi de bağla. Bunu nasıl biraz evvel tehdit etmiş beni, onu da söyle, o da söyle. Eşimi de bağla. Benim numarasını. Tamam, vereceğiz. Oturur musunuz? Sen benden ne istiyorsun? Bana senin niye küfür ettin? Bana Osman niye küfür ettin? Osman abi, Fatoş, sakin. Bana sakin. Niye küfür ettin? Tamam. Ben amcacığım lütfen. Sen de o zaman Fatoş, benim kızım kaçtığı zaman Özge'yi size şerefimizi ortaya aslı koyacaktınız. Acil. Benim kızıma gelinlik giydireceksiniz. O gelinlik benim içimde hasret kalmış. Onu de beni dinler misiniz? İkiniz de beni dinler misiniz? Bu yayını yapmak istiyorum. Birçok şeyi konuşmak istiyorum. Senin sorununa da çözüm bulmak istiyorum. Siz bu yayına neden katıldınız? Bağlayın biraz önce. Benim küfür benim içimde ukde kaldı. Bir küfür ki telefonda telefonun sayfasının iki sayfa. Fatoş diyor ki ben dolandırıldım. Size o yüzden başvurdum. Hayır. Sonrasında siz dediniz ki aslında siz bize başvurdunuz. Dediniz ki bakın o yayını aldınız Fatoş. Evet. O kadar da masum biri değil. Ben gelip size gerçekleri anlatmak tabii istiyorum. He. Siz burada gerçekleri anlatmak istediğinizin arkasındaki yatan nedenle İlhan Bey'i çok mu seviyordunuz? Şimdi adam o kadar gariban öldü ki. Ha. O nikah orada. Adam han köşelerinde. Bunları emekli maaşını aldı. Kızıyla beraber hatta. Yani. Onları anlatmak istedim. Tabii. Dur, Özge telefon attığında şimdi. Özge Hanım, hatta mısınız? Merhaba. Alo, iyi günler. Merhaba Didem abla. Merhaba canım. Ya şimdi senin abla. Annen, evet, sen seni bir dinleyelim. O, senin de deden sayılır. Osman dede bu. Osman Bey. Onun dedesi yayına, olamaz. Yayına başvurup dedi ki yani tamam. Olmayacağım siz onu konu. Ya bir dakika susar mısınız? Bu şekilde ben dolandırıldım diyor senin annen. O da diyor ki daha önce eşine yaptığın, yani senin babana yaptıklarının bedelini ödüyor diyor. Sence aynen hangisi Özge? Size şöyle anlatayım. Hı. Ben küçük yaştayken benim annem babam ayrıldı. Kaç yaşındaydın? Ben 4-5 yaşlarındaydım. Benim babam alkol bağımlısıydı. Evet. Ve benim babam... Annemi dövüyordu. Beni dövüyordu. Benim annem beni ısıtmak için pazar tezgahların altından tahtalar toplayıp bana getirip beni ısıtıyordu. Of. Oraya Osman Bey çıkmış. Allah'ım. Bana diyor ki Göktuğ Kaan diyor kalkmış diyor Özgeler'de kalmış. Göktuğ benle ne zaman kaldı? Kendileri beni kışın ortasında Göktuğ'yla birlikte. Yok ki Osman Bey diyor ki. Kendileri anlatıyor. Kendisi anlattığı için ben nereden bileceğim diyor. Tabii. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Kendisi bizi kışın ortasında evden dışarı attı. Benim annem kalktı geldi. Neden attı sizi evden Osman Bey? Aynen öyle. Neden attı? Yok öyle eşim. Eşimle tartıştı dedesi. Kışın ortasında bizi evden dışarı attı. Tartışma nedeni ne? Tabii kimse bu neden buna olamaz tabii de ama niye tartıştınız? Ne oldu canım? Mesele onu ne? Ben tam olarak hatırlayamam. Biz 3 gün boyunca dışarılarda kaldık. Benim annem bizi evinin kapısını açtı. Ama bir saniye, ne zaman oldu bu olay? Yani sen hatırlayamadığın olay ne zaman oldu? Biz yaklaşık 2 sene önce oldu abla. Bir saniye peki bekle. Osman Bey 2 sene önce siz evden atmışsınız. Neden attınız? Hatırlamıyor Özge. Ben kendim atmadım. Onlar... Nasıl söyleyeyim sana, burada uygun olur mu? Lazım. Bir bardak su verin. Var suyun içi. Tamam Osman Bey, evet. Şimdi bir gelin. Gelin mi kalkar, kaynana mı kalkar sabah? Hastaysa gelin yatsın yani. Yerine göre tabii, yani, tabii, o da yerine göre. Benim eşim çalışıyor. Hala çalışıyor. 71 yaşında benim eşim. Hala sigortalı çalışıyor. Bana benim cebimde bakın isterseniz. Hı hı. Bakın. Bana ne? Maşallah. Hala çalışıyor. Eve benim Göktuğkan denilen torunum. Ben Beşik'teyken de beri bende. Babası bakmadı. Hı, siz büyüttünüz. Tabii. Beşik'teyken beri bende. Ortaokula Ordu'da başladı. Ben Ordu'luyum kendim. Hı. Ordu'da ortaokula başladığında İçişleri Bakanımızla, o zamanki bakanımızla Ordu'daydı, maraton vardı Karadeniz bölgesinde. Birinci geldi, bakanlarla bilen bile resimleri var benim. O kadar geriye gitmeyin, şimdi gelin kavgaya gelin. Toparlayalım olayı. Oğlum biz geri geldik İstanbul'a, benim işlerim nedeniyle geri geldik. Çocuk burada... Arkadaş ortamında takıldı. Hı.
Haftalarca, günlerce eve gelmedi. Oğlunuz, Özge'nin tabii, kocası. Tabii. Ha. Bazı arada şey var benden. Yani kavgalarıyla nedeni gelin kaynanadan sonra ya, sonra mı kalkıyor? Ya kalkıyor olayı değil yani. Eski usule gitmek üzere Didem Hanım. Hani gelin kalkacak sabah hizmet edecek. Edecek tabii canım. Yani sizin eşinizden mi bahsediyoruz? Sizin eşinizle mi saygı ben, göstermedi? Ya, o yüzden siz bunu siz de evden mi çoğu şey yaptınız? Ya bir kadın olayı yok. Ha kadın olayı sokak yok. Sokak çocuğu. İkisi de benim torunum da. Özge de sokak çocuğu. Özge kavga buymuş galiba. Ha. Yani sokak kavganın çocuğu. Benim İlhan Bey'i de çok iyi tanıyorum tabii diyor. Tanımadı da tanımıyor desin. Özge ama bakın çok dayak yemiş Özge. Bizden önce yemiştir. Ben ama şey sana ne arkadaşım? Benim ailemin sorunum seni ne ilgilendiriyor? Bana niye küfür ettin? Ben İyi sana yaptın, o küfür... Benim kızıma düğün yapsaydın. Ha? Benim kızıma düğün yapsaydın. Düğün yapılacak benim kızım adam, gelinlik adam giymedi, gibi giymedi. Evde otururdu düğün benim kızım dinirdi. Gelinlik giymedi. O şekilde... Anladın mı? Daha sakin konuşabilirsiniz. Evet. Daha şey konuşabilirsiniz. Hiç. Ama amacın abla benden ne istiyor? Niye küfür ettin bana? Onu söyle. Ne zaman etti? Ne zaman etti? Allah Allah. O ne soru biliyor. Ne daha zaman? Özge yeni kaçtığı zaman etmişim. Ondan sonra ben de onları görmüş. Ne evine gitmişim. Elini öpüp gideceğim. De ki harbi senin suçun vardı. Belediye kılıcı. Bak dur. Sus be. Dedem abla Allah için söyle. Senin bir kız evladın var. Diyelim senin bir kız evladın var. Kaçtı gitti. Nasibi öyleymiş. Kaçtı gitti. Sen çocuğunun mürüvvetini görmek istemez misin? Tabii. Niye olmadı diyor? Sen benim bir tane evladım var. Sen ona nasıl gelinlik giydirmezsin? Ne babası şimdi, gördü şimdi, de ben gördüm. Öyle, hatta bunu bile teklif edip paranız yok. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Timsak şimdi bak bir dakika Osman, bir dakika. Osman Bey de oğlu büyütmüyor. Torununa sahip çıkıyor. Belki parası yok adamcağızın. Tamam abla niye, ona da karşı benim torunum desin ki abla, eve. Dur. Git bir saniye. Benim torunum desin ki eve ben 10 lira getirdim hayatım boyunca. 10 lira getirdim. Ben ona 2 tane düğün yapacağım. Hiç torun da çalışmıyor. Siz mi bakıyorsunuz? Allah Allah. Söylüyorum ya kardeşim. Ha siz bakıyorsunuz. Çalışmıyor o da senin yetiştirmen benim suçum ne? O da senin yetiştirmen benim suçum var mı hocanım? Benim suçum var mı? O senin yetiştirmen. Yalnız şeref gelen içini katmak içine. Torununuzun çocuğu var mı? Bana öyle parmağını kaldırma. Ha, çocukları yok daha. Çocuk yok da. Ya bir şey söyleyeceğim. Özge sen kaç yaşındasın kızım ya? 29 yaşında. Ben 29 nerede tanıştıklarını da sorsana. Nerede tanıştınız Özge? Şey Osman Bey merak ediyor. Ama abla bizim kurduğumuz onlar geleceğiz. Değil. Var. Peki tabii onlar. Nerede tanıştıklarını sor. Bir dakika ben anlamadım Özge'den. Özge nerede tanıştınız canım? Ben Göktuğ'yla birlikte sosyal medyada tanıştım ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim babam öldüğünde bile kendi babası bile gelmedi eşimin. Dede yalan söylüyor. Benim eşimi madde bağımlısı yaptılar. Eşim benim dışarılarda kaldı. Yalan söylüyor. Eşim siz nasıl biliyor söyle yaptı. Madde bağımlısı yapan dedesi mi? Anlamadım ben, ki. Ben madde bağımlısı yaptım. Dışarı atıyordu. Yalan söylüyor. Hep sokağa atıyormuş çocuğu. Bunlar. Yemek yani bir şey söyleyeceğim. Ben neyi konuştum? Ben neyi konuşmaya başladım? Bir aile dramıyla karşı karşıya kaldım. Kesinlikle öyle. Yani bu kadar dramın altından daha ne dramlar çıkar? Bu 10 program kaldırmaz bunu. 10. O kadar diyorsunuz yani. 10 program kaldırmaz bunu. Osman ama Bey, madde bağımlısı nasıl oldu ya Osman Bey? Beni konuşturma. Ama temel o çocuğun götürdüm. Psikolojini yani ben sen boş ver. Sen nasıl ben nasıl senin Özge'nin veya İlhan'ın geçmişini bilemiyorsun diyorsan sen de bizim geçmişimizi bilemezsin. O zaman karışma. Ne diye çıktın buraya? Bak kendi bana niye küfür ettin? Onu da elini öpüp gideceğim. Hatta ayaklarını öpüp gideceğim. Benim kızım kaçmış. Kızıma düğün yapmamışsın. Benim içim onu yanmış. Geldi diyorum. O zaman niye geldin bana? Didem abla tamam o kadar bana ikinciydi de benim ayağım kırıldığında niye benim kapımı açtılar? Bir şey söyleyeyim mi? Gelmeseydi. Ben o onun evine gitmişim. O da gelmeseydi. Ayağın sonra küfür ettin bana. Ha? Ayağın kırıldıktan peki bir şey sonra söyleyeceğim. Şimdi diyor ki Osman Bey ben dolandırıldım. 180 bin lira param gitti. Evet. En yakın arkadaşım da gitti. Sevgilim onu da elimden aldı. Yazık günah değil mi bu kadına? Tamam ona ben bir şey diyemem. Kaptırmasaydı uyanık olsaydı İstanbul çocuğu. Niye kaptırmış kardeşim? Her insanın zayıf anı. Yaptık ki. Hadi o da seki ben kaptırmamıştım. Bir şey itiraz edemem. Allah Allah.
çok önemli bir şey aslında. Bir yandan da sizinle diyalog kurmak istiyor ki buraya kadar gelmiş Osman tamam. Bey. Ama tamam ablacığım, o zaman beni konuşsun, kızımı değil. İyi bir şeye çevirebiliriz biz. Aslında seni konuşuyor. Bak neden seni konuşuyor biliyor musun? Çünkü sana... değer veriyor size her şeyi. Yani çok sorunlar yaşadığı için kızına da çok sahip çıkmadığını düşünüyor. Biz diyoruz ki. Ben mi? Didem Hanım. Ben, değil mi? Kızına sahip çıkmadım. Evlendiklerinde... Hep beraber olsalar dedik. Hatta bunu İlhan'ı bile bunların da hep birleştirdik. Osman Bey siz büyüksünüz. Biraz yapıcı olmaya çalışın. Allah büyük. İyi bir yerden bakın onlar, konuya. Didem ya, abla olmaz, bir şey diyebilir miyim? Ağız bozuk. Her şey iki lafın mi? Başında argo kelime. O ağız ben bozukluğu biraz alışkanlık kelimeden. Ve biraz maalesef geleneksel Didem bir şey. Didem abla desene. Benim kızım hakikaten. Evlendi ayrı eve çıktı. Ta. Bir çatal vermişler mi kıza? Allah için söylesinler. Ya 29 yaşında. Fatoş'um siz verdiniz mi? Siz verdiniz mi? Verdim tabii. Her şeyini verdim. Ama bak şimdi verdiğinle aldığında gizli kalmalı değil mi? Ama burada bunu sorarsın ama hocam, buradaki üsluplarınıza bakıyorum yani bir çok özür dilerim bir kahvehanede konuşur gibi. Burası hocam bak, hala aynı şekilde şimdi, devam ediyorsun. Şimdi bak. Tekrar konumuza dönelim. Gerçi aynı bağlantılı. Yani yaşadığın dramlar, yaşadığın hikayeler senin Allah karşına bilir. Böyle tabii yanlış kararlar aldırabiliyor. Karşına Ahmet Kemiksiz gibi adamı çıkarmış yani. Ahmet Kemiksiz Urfa'dasın biliyorum. Karının yanındasın biliyorum. Hala demek ki evlisin. Bir mesaj daha gönderdi sana. Gülüyorsun da adamla beraber aynı neyse ya. Sinirimden gidiyorum Fatoş. Ha ne? Bu... Bir şey diyemeyeyim ben ne diyeyim. Niye ne demek istiyorsun? Ben de gülüyorum o gülüyor ben de gülüyorum ya. Güzel işte ne güzel ailesiniz şimdi, beraber. Şimdi Kemal Sunal'ın bir köfteci filmi vardı. Maydanoz oluyordu her şeye. Hı. Ben de geldim burada maydanoz oldum rahmetli adamcağız aynen gibi. Aynen öyle oldun. Rahmetliyi korumak için geldi Fatoş. Abi canım. Sen çünkü bir gün bize... pikniğe gittik. Çünkü onun bak... ağlamasını orada ben biliyorum. Çok mu ağladı? Ya... Türkiye'de o da ölmüş adamın arkasından konuşulmaz. O da insan olsaydı, ha? Adam gibi adam olsaydı, bak. Yuvasında dursaydı. Kimse onu durup dururken boşamadı. Anladın mı? Niye boşamadı? Ben 7-24 açtım. Laf oraya geldi yine. Sen ne biliyorsun? Bak, niye boşamadı ya? Devletin kapısına gidip... Sana ne arkadaşım? Seni ne ilgilendiriyor? Seni ne ilgilendiriyor? Sana ne? Ha o vakit tamam. Sana ne arkadaşım sana ne? O vakit ben konuşurum, bu da konuşur, aslında Fatoş, aslında Fatoş var ya senin o yedirdiğin paralar aslında rahmetli İlhan'ın paraları. Tabii İlhan'ın parası. Ben inkar etmiyorum kabla. Etimden kıstım, kemiğimden kıstım. Bir çorap dahil almadım kendime. Hani bak İlhan'la sorunlar yaşamışsın. Bak İlhan da sana yanlışlar yapmış öyle söylüyorsun rahmetli. Ben şimdi arkasına konuşmak gibi. Bunları sen söyle. O da diyor ki hayır diyor o kadar yapmadı ama kızın da yaptı diyor. Dur ama bir şey söyleyeceğim. Ben 15 sene evli kaldım. Bak rahmetliden ayrılsın. Benim nerede yaşadığında Göktürk'ün durumlarını bilin. Benim nerede mi yaşadığında? Benim evimi biliyor musun? Ben nerede bilirim? Ben senin evini biliyorum ama sen benim evimi biliyor musun? Ben senin evine gelmemişim ki senin evini bilirim. Bir gün insan gibi davet etmediniz ki gelin bir dönür beraber. Bir şey sormak istiyorum. Bir su iç canım benim. 4-5 yaşlarındayken, Özge 4-5 yaşlarındayken ayrılmışsınız evleri doğru mu? Evet. Sizin evlilik neden devam etti bu kadar yıl? Hocam. Da yani neden bu parası kadar için uzunluğunu? Mi? Parası niye? Emekli parası maaşı yok, madem size bu kadar bir dakika Fatoş Hanım. Madem size bu kadar eziyet çektirdi, dövdü, sövdü neyse artık. Benim niye boşa rahmetli göremiyorum sizi kusura bakmayın. Sen doğal olmaktan çıkmıyor. İstanbul'da yaşıyorsun artık. Tamam, canım Fatih'lisin. Benim rahmetli annem dedi ki kızım dedi çocuğun var sabret düzelir sabret ama düzelir. Ama bu ayrılırken nasıl düzeleceksiniz? Bezdim aydınken. Yani. Sabret düzelirken hayatına Metin annesi... giriyor. Evet. Bak sabret düzelirken hayatına Halil giriyor. Bir tanesi ikisi de hırsız diyorsun. Onlar yoktu o zaman onlar yoktu. Sonra giriyor. Sonra giriyor. Sonra beni dolandırıcı Ahmet girdi diyorsun. Bir de adam evli. Bir de Ahmet girip seni 20 yıllık arkadaşınla sevgili oluyor. Beni dolan Allah bilir benim hatlarımla kaç kişi dolandırmış abla ben ne bileyim Allah bilir. Bu arada ben Elif'le konuşmak istiyorum. Aslında bütün bu iddia tek taraflı yayın yapmamak için Elif'in de yanıt vermesini istiyorum. Ama Elif Hanım sus pus hiç konuşmuyor. Elif Hanım konuşmadıkça o zaman siz Ahmet Kemiksiz olan ilişkiyi gerçi bir, aynı yatakta fotoğrafınız var. Yani olmadığını söyleyemezsiniz. Neyini Ahmet ispat edeceksin abla ispat üstüne orada. Bir de evlisiniz yani. Ahmet Kemiksiz bize Ankara'dan değil. Neredeydi? Urfa. Urfa Siverek'ten mesaj gönderdi. O mesajı bir ekranlara getireceğim şimdi. Kimseden para pul almadım. Fatma Çevrim kurbanından hiçbir zaman para pul almadım. Kimse kimsenin parasını pulunu dolandırmadı. Yalan söylüyor. Kudret Sevimsiz'le bir alakamız şeyimiz yoktur. Kudret Sevimsiz bir şeyimiz de yoktur. Benim çok eski bir
arkadaşımdır. Benimle bir alakası yoktur. Kimse kimseden de para pul almamıştır. Asıl asları bu. Benim bundan ne kadar çektiğimi bir Allah bilir, bir Balat Karakolu bilir, bir Aksaray Emniyet Müdürlüğü bilir. Bunlar hepsini görebilirsiniz. Ben kimseye yalan söylemiyorum. Yalanla bir alakam yoktur. Beni evine şahit yazmışlar. Benim haberim olmadan bana teklif bile ettiler. Para teklifi ben kabul etmedim. Bunların işleri güçleri hep benimle uğraşmaktır. Ben bunları Cumhuriyet Başsavcısına şikayet etmişim. Bütün her şeylerimi sunmuşum. Daha da benden artık bu Fatma Çevrim Kurban adına hiçbir şey istemiyorum. Zaten onu da hiç sevmiyorum. Onun da zaten parasını da onun da vallahi bak kendime yeter. İşi gücü yok ben ona para verdim. Var mı kardeşim 190 milyarlık dekont var mı ya? Ben de dünya kadar dekontları var. Hani ben kimseye bir şey demiyorum. Ben 12 trilyon dolandırıldım. 12 trilyon. Ben kimseye bir şey demedim. Ben yalan söylemem. Benim üstüme bu şahitliği yapmadım diye her şey söylüyor. Söylesinler. Benim alnım açık. Aslım da açık. 180 bin liralık dekont var mı diyor. Nerede o dekont diyor. Nerede bana ispatlasın. Elden çok verdim. Elden. İşte kameralar şahit. Bankaların önüne gidin araştırın. Taksim olsun, Fatih olsun, Aksaray olsun. Gidin araştırın. Dilenci gibi böyle garibanlar gibi önümde duruyordu böyle. Parayı alıyordu Volta. Akşam nereyordu? Elif'le buluşmaya kafelerde. Peki. Taksim'de tarla başında apart evler varmış. Elif kendisini Fatoş söyledi bu kaç abla. Kere oldu? Fatoş Hanım bu kaç kere oldu? Efendim kaç abla? Kaç kere oldu? Kaç kere böyle ne? Elden kaç para verdiniz? Bu yani para sizden parayı olur. Alıp hop diye kaçtığı kaç kere oldu? Abla öyle bir fettan bir adam ki bana gelince aşkım canım sen benim bir tanemsin sen benim dünyamsın ben seni kimselere değişme. Kadın da hemen biliyorsun kadın bir şey söyleyeceğim hemen ya. Yumuşuyor. Ya bu adam senin aşkın olsa ne yazar yani? Yani. Çok pardonum özür dilerim yani. Doğru söylüyorsun aslında ama işte. Yani buyurun ya. Pardon. Siz bunun polis olduğunu duydunuz mu? Duydum. Öyle mi? Özge söyledi bak, bana. Seni kurtarıyor. Annem tabii. Annem sahte dedi, bu arada sahtesi dolandırıcı olduğu iddiası evet, var. Polis demiyorum sahte polis demiyorum. Bilmiyorum. Hı-hı. Bakın o yönünü bilmiyorum. Annemin dedi. Sahte polis sahte polis. Devlet İstanbul Emniyetinden emekli polis arkadaşı var diye birkaç sefer bana söyledi bu. Siz son ana kadar hep onun polis olduğunu mu düşündünüz? Evet vallahi herkes polis söyledi, olduğunu biliyordum. Billahi de polis o. Hatta Elif dedi ki Elif bile benim yanıma çay içmeye geldi dedi emniyete dedi. Hı. Elif benim yanıma sen o telefonlardan nasıl akbil dolduruyorsun kendi akbiline ya? O telefondan aktarma oluyor mu abla? Ben hiç öyle bir şey duymadım. Ben de bir tane şey düşürmüştü. Wi-Fi miydi ne o şeyi televizyonun arkasına takıyorlar ne diyorlar ona? Bilmiyorum neyse evet. USB. USB midir? GSP USB midir? Ben anlamam öyle şeylerden. Evet. Ona düşürmüştü onu ben ona baktırdım. Ne doldurmuş içini biliyor musun? Hı. Telefon kanallarını düşürmüş içine. Ne demek hani bu? Nasıl yönlendiririm, nasıl bir şeyler yaparım, nasıl araştırırım hep öyle şeyler koymuş telefonları içine. Sahtekar, dolandırıcı. 12 trilyon dolandırıldığını söylüyor Ahmet Bey. Matematik bilgisiyle ilgili bir problem. Bence sıfırlarla karışıklık yaptı o. Evet, bir sıfır, 3 sıfır fazla çevirmiş. 12 bin diyorsunuz. Yani 12 trilyon nerede batırmış? Açıklık ama yok. Az önce Ahmet Bey'le ilgili, Ahmet Bey hatta alacağım kendisine. Az önce Ahmet Bey'i dinlerken yani diyor, dedi ki Osman Bey, aslında her şey ortada fakat kanlı diyor yani kafasını kullansaydı diyor. Kullansaydı. Ha bir özür dileğiyle konuşuyorum. Eşek çamura bir defa yatar. İkinciye yatarsa adını millet koysa. Ya adam aklımı çelmişti ne yapayım? Aşkım cinim bir tane. Allah benim ömrümden alsın sana versin. Yalakalık yapıyordu bilmem ne. Ya bir sus be. Allah aşkına sen konuşma kim konuşursa konuşsun ya. Sen konuşma kim konuşursa konuşsun. Al sen de bana şapkamı ver. Ben de sana saçıma verip peruk yap. Çok alemsiz. Vallahi seni zaten ilk çıktığında ben evlenme programında koca Aramya gelmiş sandım. Yemin ediyorum. Evlenme programı yapmıyorum efendim. Tamam evet, ben de şunu sandım. Yemin edeyim ben. Osman gazeteciyim şey yani durmayın. O da programlara da tabii keyifli olabilir ama. Yapamam tamam onu biliyorum. Biz seni öyle tabii Rütük izin vermiyordu. Seni öyle bir şey mi yapsak hocam? Çok pardon. Ben bugün bir meslektaşınızın programını izledim. Aynen bundan arkadaşı kız bayan gitti ya. Ha. Aynen bir tek isimler hariç. Sizin bir aynısı hiç sadece isimler değişik. Yalnız onlarda para demek yok. Demek ki kadınlar kanabiliyor bazen. Onlarda para yok. Kadınlar kanabiliyor bazen. Şimdi bak
Osman Bey, Fatoş Hanım diyor ya, Fatoş Hanım seni çok seviyorum aşkım dedikçe ben para verdim, dedikçe ben para verdim. Çünkü adamın formatı bu, kafa bu yönde çalışıyor. Tabii. Fatoş, sen de herkese aşık yani, oluyorsun yani. Yani takla atarak da gelecektir o adam, yeter ki senden para alsın. Fatoş, ya, Ahmet, Ahmet hatta. Adamın formatı bu yani. Ama işte bakın, her insanın bunun eksik, kandırılabileceği alan kendi zaafı hocam, olan alandır. Şey Fatoş Hanım hep değil, hayatı boyunca eşinden şiddet görmüş, öfke görmüş. O nedenle de bir tatlı söze muhtaç olmuş. Neler yani bir şey söyleyeceğim. Tatlı sözü söyleyen Ahmet Kemiksiz telefon altında. Ahmet Kemiksiz, hangi tatlı sözleri söylediniz de siz Fatoş'u kandırdınız? Kimse kimseye tatlı söz söylemedi. Nasıl bir araya geldiniz? Bu zamanında konuştuk, anlaştık. Güzelce. Ne konuştunuz, ne anlaştınız? Zamanında birbirimizle konuştuk. O bana söz verdi, ben ona söz verdim. Siz sevmediniz mi? Sevmediniz mi Fatih? Sevdik, sevmedik değil. Ha. Dini nikahımızı yaptık. İnkar etmiyorum. Evliyken dini nikahı nasıl yaptın peki? Evli değilim resmi ben. Resmi işlemler bekarım. Bile kim, yaptı. Kim? Resmi işlemler yaptı. Beni kandırdı, gönderdi beni sağlık ben ocağına. Ben kimseye öyle bir şey yapmadım. Ondan sonra dönken filmini çektirdi. Onlar da meğer aynı olayları ben de duydum ama yemedim. Çünkü bunu bak diyor ki aynı olayları ben de duydum ama yemedim ama diyor. Ama ben yemedim. Çünkü ilandan kimse öyle resmi işleri yaptırmadı. Ha. Kendisi bana dedi ki açık açık söyleyebilirim. Ben ne? Dedi maaşımı alıyorum. Ha. Tamam mı? Hı. Maaş alıyorum kocamdan. Tamam mı? Ben de dedim iyi sen bilirsin. Sen dersen dedim. Tabii senin de işine giriyor maaş alması şimdi Allah için. Kimse kimseye öyle resmi işlemler bunlar sen de maaşı aldın yedin tıkır tıkır. Ben kimsenin parasını yemedim. O zaman sevgi aşkındım. O zaman senin gülündün, bebeğindin. Şimdi ne oldu, para bitti, aşk bitti. Ondan sonra hadi yallah. Sen bence bunca senedir arkadaşlık kurdun. Neden benimle diyalog kurdun? Başka kadın parayı gördün, havalandın, o ödülü meydan. Bir de gidiyor küçük pazarlarda diyor ki ben bir tane enayi buldum, yolup yolup duruyorum. Hakaret etme. Kadın işte kendi ayakları üzerinde, emekli maaşıyla ayakları üzerinde durmaya günah çalışan bir kadın var. Bak bu kadına, bak Ahmet Kemiksiz, bu kadına yazık, günah. Aldığın paraları lütfen iade eder misin? Biz kimseden para pul almadık, kimseyi de dolandırmadık. Benim resmimi de öyle şey yapmayın. Onun şahitlerinin hepsini beni tanıyorum. Onun şahitleri bana küfür ediyor. Dün akşam bile bana küfür ediyorlar. Bak size her şeyi atıyorum, yayınlamıyorsun. Özel halkıma bunları yayınlayın. Yalan halkıma söyleme. Benim ailemden senin numaranı kimse bilmiyor. Bir tek yengem biliyor. Yengemin de okur yazarı yok. Hadi yürü git dolandırıcı üçkağıtçı. Yalancı seni. Didem Hanım'ı bir gün kandırmaya çalıştım be. Terbiyesiz. Evet, yok kanmadım. Yürü git. Kanmadım da Ankara'da olmadığını tahmin ediyordum da. Ben de bana diyorsun ki Ankara'ya gel Fatoş, yol paranı çekip Ankara'ya gel, sana para vereceğim. Ha, terbiyesiz. Terbiyesiz dolandırıcı. Ne zaman söyledi bunu size? Ankara'ya geldi dedi. Evveli pazar mıydı neydi? Pazartesi. Peki madem gibi parayı vereceksiniz, he? Ankara'da abla olmadığını sen... Beni oraya götürtürecekti, affeder. Oraya gitmeden önce aradın mı kanala çıkacağım diye? Efendim? Kanala çıkacağını söyledin mi arayıp da? Yok söylemedim. He. Söylemedim. Hocam bir de bana bir video gönderiyor, tak 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 para sayıyorlar orada. Bak diyor para sayıyorum burada, gel diyor senin paranın faizlasını vereceğim sana diyor. Ankara'ya çağırıyor sözüm onu aslında Siverek'te. Video gönderiyor böyle paralı video. O video duruyor mu? O video duruyor mu? Duruyor mu o video? Paralı video? Vallahi bilmiyorum ki duruyor mu. Ona bir bakalım, o video duruyorsa önemli yani. Peki paralı videoyu neden gönderdin Ahmet? Abla kimse kimseye paralı video göndermedi. Varsa baksın. Bu paraları ben sayıyorum. Bak ben oradayım. Ben bak bu paraları şey ben sayıyorum. Ankara'ya gel. Senin paranı fazladan vereceğim. Oğlum benim alnım açık, açık, açık. Benim yaram yok kocam. Yarası olan düşünsün. Evelallah erkek gibiyim. Yaram da olsaydı buraya gelmezdim. Bin kişinin önüne de çıkmazdım. 2 2 daha 4. Sen şimdi, kendin de yardımına yanadın. Fatoş sakin ol. Şunu söyleyelim. Şimdi Osman Bey sizinle yüzleşmeye bir anlamda hatalarınızı kabul edip de bundan sonra bu hataları yapmayın diye yayına geldi tahmin ediyorum. Ama Osman Bey ile aranızdaki husumet nasıl devam eder bilmiyorum. Sonuçta arada ben, yok, çocuklarınız var yani. Ya. Benim ikisi var. Herkes kendini çeviriyor. Hı. Bizim kimseden benim 71 yaşındaki
Hanımım, nerede çalışıyor ya eğitim? Tekstilde çalışıyor. Helal olsun. Vereyim kimlik numarasını, bakın sigortası devam ediyor, çalışıyor. Helal olsun. Asgari ücretten şeyini alıyor. Hatta cumartesi günü artı işe gidiyor, para alıyor. Sen sırt üstü yatıyorsun. Onun ellerinden öpüyorum ben. Benim iki tane hastam vardı. Onlara sen bak, gelip bakmadın, karın bakmadı. Şimdi 20 ben, sene ben hasta baktım, hasta. Bir dakika, Ahmet Kemik Savcılık Masası da bu olayları çok yakından araştırıyor. Çünkü o bir il emniyet müdürünün fotoğrafını da paylaşmışsın ya. Dolayısıyla yakayı kurtaramazsın. Gerçi şunu söylemişsin ekibime, demişsin ki ben işte Bakırköy'de yattım, raporum var, bilmem neyim var. Şu anda ekranda dinlediğim Ahmet Kemiksiz gayet aklı başında, sağlıklı. Yani şunu söyleyebiliyorsun, sağlıklıdır evet, diyeceğim. O rapora biraz sığınıp ben ceza meza almam demiş ben de. Ben Ankara'dayım deyip de bizi Urfa'dan işletmeye kalkıyorsa bu adam akıllıdır yani. O zekası varsa. O zekası var. Yani evet, o zekası varsa. Dolayısıyla dolandırıcılık masası da bu olayı çok yakından takip ediyor. Biz bütün olayları konuşacağız, belgeleri ortaya koyacağız. İş ondan sonra dolandırıcılık masasında. Şimdi baba kız beni bekliyorlar biliyorum. Onlar da çok dertliler. Özellikle dün Esra Nur'un annesiyle... Pardon, özür dilerim. Hı. Ben gitmek istiyorum. Bana şu şeyi bir söylesin, ben gideyim. Ne diyecek? Bana niye küfür etti? Desin ayağını öpeceksin. Ama söyledi ya, söyledi ya. Estağfurullah, ayağımı niye öpeceksin? Yemin ediyorum bana. Söyledi ya. Hadi bir el sıkışın ya. Hadi ben gel. Ben küstüm. Gel gel. O gel büyüğün. O benim babam yaşında adam. Hadi ya. Bakalım. Benim onlara bir kinim yok, bir şeyim yok. Ben sadece kızıma gelinlik giydirmediler diye düşünüyorum. Ağzı düzgün olsun. Gelinlik giydir sen de. Ağzı düzgün olsun. Siz bir beşinci yıl bence düğünü yapın. Ağzı düzgün olsun. Herkes sever bunu. Tamam. Fakat çok ağız tatlı bozuk. Tamam. Bana haksızlık yapana ben herhalde babam. Cevat Bey'in kızıyla olan yaşadıklarını... Ama aile ortamında. Tamam, barıştırın. Tamam, kesin. Otur bak, otur. Yayın akışımız var. Beraber çıkacaksınız. Oturun, tamam, çıkacak. Otur. Göndereceğim sizi. Tamam canım. Dünkü konuştuklarımızı ya, bir hatırlayalım. Ya bir de şey söyleyeyim. Dur, bir dakika söyleme, tamam. Söyle. Hadi söyle. Niye eşime telefon edip de tehdit ettin beni? Kızın da tehdit ettin. Onu dışarıda halledersiniz. Onu dışarıda halledecekler. Tamam. Bir şeye gir Aslı. Gir. Cevat Kutlu'nun kızı stüdyoya geldi. Annesinin yasak aşkını anlattı. Boşanma sürecindeyken bir telefon vardı. Eski kullanmadığı telefonu suya düşmüştü. Ben orada o telefonu babama verdim. Hani yaptırsın ben kullanayım diye. O süre mesaj dokümanları falan ortaya çıktı. Babamın arkadaşı. Hala aynı evi mi paylaşıyorlardı Esra? Hala aynı evi paylaşırken. Hani aşk içerikli, hani ne bileyim, görüntü falan da vardı. Ben bir 6 aylık göreve gitmiştim. Tabii o arada kavgalarımız, dövüştürmemiz telefonla devam ediyordu. O esnada ondan itibata geçiyor ve ondan görüntülü görüşüyor, telefondan görüşüyor ve birbirlerine fotoğraf atılıyor, değişik uygunsuz fotoğraflar. Evinize girip çıkan biriydi. Tabii ki. Onları evden kovan annesiyle Esra Nur'un bahçe kavgası güne damgasını vurdu. Hayır, git aç buradan. Sen mi koydun içine de bıçak? Yanlar mı yer anne? Aradım. Aradım, geliyor. Dokunma. Emir. Dokunma. Video yap. Tamam, dokunma. Ne işin var senin babamın yerinde? Ne işin var? Ne işin var? Oğlum senin yerin burada yok. Çıkar mısın? Yola gidiyorum. Çıkar mısın? Hadi çık. Git yoluna. Çekin çocuklar. Çıkartmıyorum. Gelecek jandarma, işin sefadesini verecek. Hayatları alt üst olan baba kız haklarını almak istiyor. Kendi üstüne olan, hani bölünen kısmı zaten kendi babasına verdi tapusunu falan. O sırada benim haberim yoktu. Ben yeni gördüm sistemden, internet aracılığıyla. Hani yardım almış birçok kez, eğitim yardımı vesaire diye. Bunları alabilmek için de tapuyu dedemin üstüne vermiş. Geri kalan, hani aslında onun hakkı olmayan 2B araziden de yine fındık almak istiyordu. O 2B arazisi de babanın hakkı. Evet, evet. Babanın hakkı. Yani bunu oraya giremez bile. Ay nasıl giriyor öyle? Bu nasıl insan evladına yapar? Yani Ayşin Hanım, bunu nasıl yaparsınız? Devletteki yeri, ben zaten hiç yerim yoktu. Sadece bir ev yapacaktım. Çocukların başına mesken yapacaktım. Orada kayınbaba aldı. Kayınbaba zaten daha önce beni de dolandırdı. Bir ton fındık aldı. Araba aldı. 3 milyar o zamanın parası. Şu anda 10-15 milyar geçti.
Evet, Cevat Kutlu, eski TSK mensubu Cevat Kutlu ve kızı Esra Nur Kutlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Baba kız çok üzgünler. Çünkü sevgili izleyiciler, Cevat Kutlu 13 yıllık eşi Ayşin Küpçük tarafından evlilik vaadiyle, tekrar evlenmek vaadiyle dolandırıldığını söylüyor. 13 yıllık birliktelik yaşıyor biliyorsunuz. Arkasından yolları ayırıyorlar. 3 tane çocukları var. Esra Nur en büyükleri. Sonrasında aile büyükleri de araya giriyor. Ve hatta önce boşanma sürecinde, boşandıktan sonra kendisine biraz gayrimenkul de veriyor Cevat Bey. 2 ev veriyor anladım. Bir de tarla veriyor. Az önce izlediğiniz görüntüler o tarladaki kavga yüzünden. Ve arkasından da bana tekrar bir tane ev ver. Ben tekrar seninle bir araya gelirim. Barışırım seninle diyor eski eşi Ayşin Hanım. Tabii bunu söylerken Ayşin Hanım aslında Turgay Gürsoy adlı bir adamla bir sevgililik süreci var aslında onunla beraber. Yani eski eşini Cevat Kutlu'yu Cevat Bey'in ve kızının dediğine göre kandırıyor. Cevat Bey hatta şu daha öncesinde de yani ilk 13 yıllık evliliği boyunca da yakın arkadaşı, devre arkadaşı Yılmaz Altınok tarafından da işte beraber olarak eşinin kendisini aldattığını söylüyor. Dolayısıyla herhalde büyük kızı için değil ama diğer çocuklarla ilgili olarak bir DNA talebi var eşinden, Ayşin Küpçük'ten. Biz şu ana kadar Ayşin Küpçük'ün bu talebine bir olumlu yanıt alamadık. En azından DNA, madem o çocukların hepsi Cevat Bey'den, bu DNA'ya yanaşabilirsiniz. Ama işin acı tarafı şu, sürekli kızı zaman zaman Esra Nur yanında ve Esra Nur'a karşı da kızına karşı da şiddet uyguluyor. Çünkü Esra Nur biraz babasına sahip çıkmak istiyor. Babasının o tarlasındaki hakkına sahip çıkmak istiyor. Annen babana sahip çıktığın için anladığım kadarıyla sana çok öfkeli. Ya öfkeli, hani sahip çıkmamı istemiyor. Onun daha fazlasını istiyor babamdan. Hani elindeki avucundaki her şeyini, pantolonuna kadar almak istiyor. Annen. Evet, hepsini, hatta şey mesajları falan da ben teslim ettim. Bilmiyorum ne zaman yayınlarsınız. Hepsini almak istiyor. Hepsini. Yani o tarladaki kavganın devamı da var. Onu dün ekrana getirememiştik. Yani bir anne elinde kesici bir aletle, yanında sevgilisiyle beraber çocuklarına bunu yapar mı? İşin kötü tarafı, yani Esra Nur'a karşı bunu yapıyor. Ama o sırada diğer çocuklar da ablasına karşı, yani kardeşler arasında da bir anlamda iki kardeş, üç kardeşle birbirine düşman edecek o görüntüler. Arkasından da yani bayağı bir darp almışsın anladığım kadarıyla. Darp raporu var. Darp raporu var. Annesinden uzaklaştırma var. Kolları çizilmiş, Esra Nur'un. Savcılığa intikal etmiş vaziyette, evet. Sizin başa geriye neyiniz kaldı? Siz iki tane ev vermişsiniz. Benim yatacak yerim yok. Ben devlete sığınıyorum. Ben devlete yıllarca görev yaptım. Ben artık yani... Kendimi size attım yani. Niye cezaevi peki? Yani sürekli mahkeme. Elimde bak şu orada çantam var. 10-15 tane dosyam var. Yani sizlere akıl da talep ediyorum. Devletin bana yardım etmesini istiyorum. İl Emniyet Müdürü'nün ilçe jandarma komutanları. Senin emekli maaşın falan yok mu? Var da kesiliyor. Buraya kesiliyor. Krediye kesiliyor. Bana kredi çekti. Ev aldırdı. İkinci yani, beraber olmak istediğinde size kredi çektirip ev aldırdı. Ben ihtiyaç kalacaktım. Evet. Ya, tazminat mı yattı? Bir dakika. İkinci defa ev çektirip aldığı kredi sen, şey evi sen krediyle mi aldın? İhtiyaç kredi çektim. Ay ne kadar çektin ya? Ne kadar kredi çektin? 50 milyar çektim. Yoksa aldım. Tapusu onun üzerinde olması lazım şu anda. Aynen evet. Abi. Yani, peki kredi çekiyorsun da o sırada Turgay Gürsoy diye bir adamla beraber sevgili olduğunu bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Evi aldıktan sonra öğrendim. Yani evi aldım, beni dışarı attı, sonra onu getirdi oraya. Peki sen ne zaman öğrendin bu? Şöyle söyleyeyim. Telefonla falan konuşuyordu ama hani o kadar şey yapmıyordu. Yanımızda falan konuşmuyordu. Bir süre sonra ben fark ettim böyle biri olduğunu. Hatta ben o sıra hani her şey olup bittikten sonra ben olayı çözmeye başladım. Çünkü isim kullanmaya başladı telefonda. Hani kelimeler kullanmaya başladı. O zamana kadar fark etmedik zaten. Hani işte okul arkadaşının ismini kullanıyordu. Onu kullanıyordu. Bunu kullanıyordu. Hani, o sırada babanla bir araya tekrar geleceğim şeyi yapıyor. Planları yapıyor. Ama onu, aslında planı diyorsunuz ki ev almak aslında. Aslında ev almak. Hani dedim ya bir sabah uyandığımda tapu falan her şey halledilmişti. Şoka uğradım diye. Hani o evin kredisini babam ödüyor. Üstüne nafaka ödüyor. Hani ben babamdayken de hani o babamın yanına geçtiğim sürede velayeti annemdeydi. Hani o süre zarfında ben mahkeme çıkana kadar velayetimi annemin tarafında tamamladım. Ama 19 yaşındasın. Benim nafakamı da annem alıyordu. İcra yoluyla alıyordu. Birçok kez... Ben baktığım halde bunun nafakasını yine o alıyordu. Hiçbir... Senin elinden alıyordu senin nafakanı da yani. Evet, babamdan almıyordu. İstiyordu. Ben babamda kaldığım sürece kanundan ona verilmesi gerektiği için babamda kaldığım sürece nafakaları da o aldı zaten benim nafakamı da. Peki şimdi Didem Hanım. Cevat Bey şunu anlamak istiyorum. Siz boşanırken zaten iki ev verdiniz değil mi? Verdim abla. İki ev verdim dediniz. Aynen. Yani birinde oturabilir, birinden kira alabilir. Üçüncü evi size ne gerekçeyle aldırdı?
Bana nikah yap, yani tekrar bir araya gelip birleşeceğiz. Yani bende para olduğunu hissettiler ablacığım. Tamam, ben emekli maaşım vardı. Artık tazminatım yattı. Artık rahmetli babamdan para intikal etti. Bunları öğrendiler. Biz de şimdi ayrı bir daire alacağımızı öğrendiler. Bizi dolandırdılar. Şimdi şöyle, annen Ayşin şu anda yayını izliyor. Ekip arkadaşlarım da yayına bağlanması için. Ben buraya gelip kendisinin burada kendini haklamasını istiyorum. Ben buradayım. Ben bu stüdyoda şöyle bir ifade kullanmış. Hakaretler etmiş ekibime. Çünkü Ayşin Hanım, sizin hakkınızda kocanızı iki kez aldattığınız, daha önceki mal varlıklarını işte boşanma sürecinde alıyorsunuz ama en son alınan evi de hile yoluyla aldığınız ile ilgili ve küçük çocuğunuzu da darp ettiğinizle ilgili çok önemli iddialar var. O darpla ilgili devamında öyle acı, insanın içini acıtan bir anne olarak benim çok içimi acıttı. Ben herkesin buraya bağlanmasını istiyorum. Siz bu görüntüleri yanınızda sevgiliniz varken kızınıza Esra Nur'a neden yaptınız? Neden yaptınız? Gelsin o görüntü ekranlara. Üzerime yürüyorsun. Yolumu çek çocuğumdan. Hayır, yukarı gidiyorum. Hayır, git aç buradan. Sen mi koydun içine de boşalttın? Jandarmaya anne. Aradım. Aradım, geliyor. Bir dakika, barakanın içindeki malzemeleri sen mi aldın da boşalttın onu? Nereye gidiyorsun? Çık önümden. Nereye gidiyorsun? Çık önümden. Kaçacak şimdi, gel. Kaçmıyorum. Çıkar mısınız? Çık. Ne? Dokunma. Emir. Dokunma. Video yap. Tamam, dokunma. Ne işin var senin babamın yerinde? Ne işin var? Ne işin var? Oğlum senin yerin orada yok. Boşuna mı taşıyorsun bunu? Ha, ne işin var? Ses. Kes sesini. Çık yerinden. Ne işin var senin? Ne işin var babamın yerinde? Ne baban yeri ya? Babamın yeri. Hayır. Babamın yeri. Benim yerim. Ha, gel göster tam seni. Mahkeme kararım var. Tamam, babamın mahkeme yeri. Mahkeme kararı. Tapun nerede? Tapun yok benim, mahkeme kararı. Tamam, bana ne mahkeme kararı? Jandarmaya anlatın. Senin ne işin çıkar var burada? Çıkar mısın Esra? Hayır ya, burası senin mi değil? Benim. Tamam, ben buradayım, bekliyorum, uzak dur benden. Bekle. Ben jandarmayı bekliyorum. Sana ne? Çıkmıyorum, kaçıyorsunuz şu an bahçeden. Çıkmıyorum jandarma gelene kadar. Çıkmıyorum. Benim barakamdaki malzemelerimi bozuldum. Hayır, senin değil. Şimdi jandarmayla eve baskı yapacağım. Tamam ya. Baskı yapacağım. Çıkmıyorum ya. Benim babamın yeri. Niye hakaret ediyorsun bana? Niye üstüme yürüyorsun bıçkıyla? Niye yürüyorsun? Niye yürüyorsun? Bu adam niye burada? Sana ne? Kocan, çıkar mısın? Yola gidiyorum, çıkar mısın? Hadi çık. Git yoluna. Çekin çocuklar. Çık, çıkartmıyorum. Gelecek jandarma, işsiz ifadesini verecek. İşsiz ifadesini verecek. İstop ettir arabayı. Bırak motoru, istop ettir. Benim babam bahçesinde yanınız yok. İstop ettir. İstop ettir. Senin babanın bahçesi yok, tamam mı ya? İstop ettir. Arabayı stop ettir, çıkartmam buradan. Stop ettir arabayı. Jandarma gelene kadar çıkartmıyorum. Senin burada ne işin var lan, erkek adamsın? Al karnı götür kendi yerine. Yerin yurdun mu yok? Bana bak. Senin yok bana. Kendi yerine götür. Git babanın yerine. Ne işin var? Sormak istiyorsun sen de. Tamam, ne işin var babamın yerine? Elini çek. Baban. Çek. Benim tamam, ben babamın kızıyım, buyur. Babanın kızıysan baban gelsin. Çıkmayacağım. Sen 18 yaşında. Tamam, ifade vereceğim. Ama. Çık, dokunma bana. Dokunamazsın. Sen niye dokundun kardeşine? Dokunmadım. Elimde videosu var. Ben öyle hiçbir şey yapmadım. Gittin sen. Hayır. Oğlum, erkek olsan kaçmazsın. Tamam, kaçmıyor. Kaç, hadi kaçmazsın. Erkek olsan kaçma. İfade vereceksin jandarmaya. Vereceksin. Şikayetçiyim. Şikayetçiyim. Geçen sene de aynı kıymete yaptın. Sen yaptın, ben değil. Fındık topladı, sen aldın. Hayır, elimde bıçkıyla elime üstüme yürüyorsun. Ben bahçede çalışıyorum. Tamam, bırak bahçe bitti, bırak bıçkıyı. Tamam, göster. Ne işin var? Benim tabula yerim. Babaannemle kalıyorum. Jandarma gelecek, elinize getirecek tamam. Bu kararları. Gelsin jandarma. Bakın. Gelsin. Tut şunu. Oku bakalım. Benim değil. Bana ne? Oku bakayım. Bana ne? Tarihe bak, tarihe bak. Nerede bunda tarih? Tarihi. Hayır, tarih yok. Bana ne? Yarın jandarma gelecek, evrakları size verecek. Jandarma gelecek, ben şikayetçiyim. Darp uyguluyorsun bana. Ben kimseye darp uyguluyorum. Darp uyguluyorsun bana. Sen şizofrensin. Değilim. Oğlum, şizofrensin. Burası babama ait, değilim. Babana ait. Hayır. Hakaret edemezsin bana. Çıkmıyorum ya. Bana hak beni. Anne bırak annem. Bana hak beni. Anne bırak annem. Bana hak beni. Anne bırak annem. En sonunda sana ne yaptı?
Ya en sonunda yüzümde falan kanlar vardı. O ara kan böyle ağzıma falan doldu. Yapmadı boğazımı işte. Sıktı, yere yatırdı. O ara kayıt kesildi. Telefonumu kırmaya çalıştı. Ben telefonu o tarlanın içine fırlattım. Yani bulamadılar telefonu. Ben sonradan buldum. Yani orada kayıt kesiliyor. Boğazıma falan sarıldı. Diğerleri yapma falan demeye başladı. Sonra baktım kız kardeşim falan çekiştirmeye başladı. Gerisini hatırlamıyorum. Sadece bir an böyle bir boşluk oldu. Ellerinden sıyrıldım. Buradan yengemin de bağlanmasını istiyorum. Ben kaçarken oradan yengem denk geldi. O sese bağırışa çağırışa sesimi duyunca geldi. Hani bir arabada da sevgilisi mi var? Bu evet, Turgay mı var? O ara zaten ben kaçarken Turgay'ın arabayı üstüme evet, sürdüler. Sevgilisi var. Karakolda da ifadesi var bu olayla ilgili. Yani o hane sadece babaanneme giden bir yol. Şahsi yol. Babaannemin evinden başka hiç kimse yok. Ben onun üst tarafında yengemler var, amcamın evi. Ben oraya doğru kaçarken adam arabayı üstüme sürdü. O fotoğraflar da var. Arkasında darp edildikten sonra yani kolları çizilmiş. Bir, o fotoğrafları bir ekranda kollarında çizikler. Nasılsın? Bunu seni tırmalamış ya burada. Onun daha kötüleri vardı, o an çekilmedi resimden. Biliyorum tabii, o şey, yani canını kurtarmaya çalışmışsın o sırada. Kaçtığımda yengem zaten aldı. Telergi olduğu için elektrik tel var, çocuk tele yaslanıyor. Ayşin Hanım, bu görüntülere ne diyeceksiniz? Demişsiniz ki sizin seviyenize düşemem. Vallahi ben de sizin seviyenize düşmek istemiyorum. Bu baba kızın derdini... Bizim seviyemize kurban olun Ayşin Hanım. Ben, evet, evet. Ben şunu diyorum. Ben... Ya bir annenin bunları bu kadar çok bu noktaya gelip evladına bu şiddeti uygulayabilmesi için sadece ben bu kadar mal valla verdiğim halde, ben mahkeme kararı olduğu halde ben neden çocuklarımı bir yıldır göremiyorum? Ben babayım baba. Diğerlerini de göremiyorsunuz. Hiçbir şekilde itibat telefonu kuramıyorum. Bak şu anda sizi de arasanız ulaşamayacaksınız. Ya ben yani şöyle söyleyebilirim, o görüntülerden sonra o kan boğazıma dolduğunda, boğazımı sıktığında boğuluyordum ben. Hani nefes alamadım. O kadar kan doldu yani. Boğazıma kan, çünkü ağzımın içleri tamamen kesikti. Dişleri falan buraya da vardı. Buraya gelsin, kendini sağ olsun, haklısın burada. Ben buradayım. Her vurduklarına daha fazla ağzımın içi kesildi. Ben bir hafta yemek yemedim. Kuzenim beni hani bir hafta böyle tatlı kaşıklarıyla, çay kaşıklarıyla yemek yani yedirdi. Hani ne soğuk ne sıcak, aa, hiçbir şey yiyemiyordum. Hani yengem o an iyi ki gelmiş. Hani o an o sese doğru gelince ben koştum. Adam arabayı üstüme sürüyordu. Yengem tuttu çekti beni. Adam üstünden geçecekti arabayla. Peki annenin akrabalarıyla görüşüyor musun? Dedenlerle falan? Hayır, hiçbiriyle aynı konuşmuyorum. İstemiyorlar beni. İlk torunlar aynı köydeyiz ve annesi babası gelip de dedesi oraya müdahale etmiyor. Ben buradan dedem Erol Küpçük'e yani de sesleniyorum. Buraya o bağlanmasını gün, istiyorum. Hatta şu anda Erol Küpçük. Erol Küpçük. Erol Bey hatta mısınız? Alo Erol Bey. Erol Bey hatta mısınız? Herkesin, bir bakın. Herkesin. Erol Küpçük'e ne söylemek istiyorsun dedene? Ona çok şey söylemek istiyorum. Bir dakika istiyorum. Ama bana şöyle torunu bir şey dedi. Kendi arazisine verdiği için, hani annem üzerine verdiği için devletten yani babandan aldığı araziyi Erol Bey'in üzerine veriyor. Çünkü verdi, devletten. Dedem bana şunu dedi. Buradan Erol Küpçük'e söylüyorum. Orayı topla dedi. Sen topla dedi. Ben arkandayım dedi. O buradan toplayamayacak orayı dedi. Bu sene siz alın, sen al dedi. Dershaneye falan yazılırsın dedi. Hı hı. Hani topla dedi. Ben oraya toplamaya, hani o yol güzergahını kullanırken darp edildim ve bunu onlar olurken benim dedem hiçbir yerde yoktu. Evden kovdu beni. Ben o süre zarfında hani bir 15-20 gün dedemlerde kaldım. Benim senin gibi bir torunum yok bilmem ne diyerek evden kovdu. Allah Allah. Yani peki Erol Bey'in arkadaşlar normalde yayına bağlanacaktı. Fakat sonra herhalde bu görüntülerden sonra. Dedesi söz verdi. Orhan tapusuna vereceğim diye, sonra vazgeçti. Ben dedi fındığa kadar yetişmez dedi. Tapu işlemleri dedi. Oyaladı 15-20 gün. Sonra dedi vereceğim dedi. Erol Bey hattaymış. Erol Bey hatta mısınız? Erol Bey. Efendim? Erol Bey, şu an canlı yayındayız. Sizin kızınız Ayşin Küpçük, yani eski eşi Cevat Bey'le olan meseleyi konuşuruz ama yani insan kendi evladına bunu neden yapar? Nasıl? İnsan kendi evladına bunu neden yapar? O şiddet uygulamış, yani o tarladaki hakkını aramaya çalışmış Esra Nur. Babasının hakkını aramaya çalışıyor. Sizin kızınız, yani torununuza neden bunu yaptı? Onların hepsi aynı model. Hangi model? Ya kızınız da mı aynı model? Aynı model. Hepsi. Kızınıza da mı kızdınız? Hepsi aynı. Peki hepsi derken kimleri kastediyorsunuz Erol Bey? Erol Bey, kızınıza da mı kızıyorsunuz? Telefon çekmiyor. Bence çek. Neyse. Yok, bir araya gidelim de bakalım ne diyecek. Bir araya gidelim. Karısı sosyal medya fenomeni olacağım dedi. Ben burada fenomen olacağım. Ben burada rahatım diyor. Kocasını hem aldattı hem dolandırdı. 1,5 ay önce bana haber geliyor. Senin işte eşin evlenmiş. Fatih Yıldırım eşiyle yüzleşmek istiyor. Bana yapılan haksızlığı, bunun çıkmasını istiyorum. Az sonra
Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Bizi arayabileceğiniz numaralarımız 0212 702 22 22 0212 536 47 47. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Hem dolandırıldı hem aldatıldı. Karısının sosyal medya fenomeni olma isteği hayatını mahvetti. Son işte 1,5 yıldır bu sosyal medyada çok video paylaştı TikTok üzerinden. Ben buna karşı çıktım ve de bu dedi ki bana karışamazsın. Ben her istediğimi yaparım. Ben burada fenomen olacağım. Ben burada ünlü olacağım. Ben burada rahatım diyor. Ve de bana boşanma davası açtı. Bana iftira atıp kendine zarar verdi. Kendini yaraladı. Ve de 72. cezaevinde yattım bu arada. Uzaklaştırma cezası verildi. Bu kendine sosyal medya üzerinde sevgili buluyor. Ben bunu daha sonra fark ediyorum. Boşanma davasından sonra fark ediyorum. 1,5 ay önce bana haber geliyor. Senin işte eşin evlenmiş. Bir tane bulmuş kendine. Ve de sosyal medyada ben gezerken bunlar video atmışlar TikTok üzerinden. Ben de bunu fark edip indiriyorum. Ve de ben bunun geriye dönük olduğunu inanıyorum. Yani benimle daha nikahlıyken, boşanma davası devam ederken bunu yapıyor. Ve de bana diyor ki seninle biz yeniden yuva kuracağız, yeniden evleneceğiz deyip beni kandırıyor. Evi sattık, parasını aldı. Bana artık birlikte olamayacağımızı yoluna bak. Her şeyini aldı. Eşyalarımı aldı, malzemelerimi aldı, sattı. Şu an çocuklarımı da aldı. Şu an onun yanına gidemiyorum. Bana yapılan haksızlığı, bunun çıkmasını istiyorum. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Fatih Yıldırım programımıza Adana'dan katılıyor. O da dertli bir erkek ama tabii ben eşinizi de dinlemek istiyorum. Bir 25 yıllık beraberliği var Eda Yıldırım'la. Ve Eda Yıldırım'dan Melisa, Yunus Emre, Masal, Merve Rabia olmak üzere 4 tane evladı var. Diyor ki Fatih Bey, şimdi detayları konuşacağız sizlerle birlikte. Daha yakından tanımaya çalışacağız. 4 çocuğumun annesi tarafından 220 bin liraya dolandırıldım. Boşanmak istiyorum ama bir de aldatıldım. Ve çocuklarımı görmeye de izin vermiyor. Onunla da yüzleşmek istiyorum diyor. Asıl derdi çocuklarını göremiyor. Şimdi siz Eda Yıldırım'la nasıl tanıştınız Fatih Bey? Ben inşaat işi yaparken okul yapıyordum. O an o arka tarafta oturuyor. Nerede? Ya, Adana'da mı yine? Evet, Adana'da. Tamam. O an görüşüyoruz, bakışıyoruz. Yani birbirini seviyoruz, anlaşıyoruz. Hı hı. Aradan biraz zaman geçiyor işte. Ailemiz görüşüyor. Hı hı. İşte sevdik birbirimizi, anlaştık. Ben bunu istedim. Ailesi kabul etti, nişanlandık. Her şey normal. Her şey normal gitti yani. Sonra her şey normal gitti yani. Sevdik hı hı. birbirimizi. Çok sevdiniz. Her evet. şey evli. Peki 25 yıllık evlilik? 20 yıllık. 20 yıllık evlilik. Evet. Nasıl şey oldu? Yani o hiç sorunlar yaşadınız mı 20 yıllık evliliğinizde? Yok, sorun yaşamadık. Hiç kavga etmedik. Sadece işte anlaşamadığı zamanlar ev değiştiriyoruz. Yani 2 yılda bir ev değiştiriyoruz. Arkadaşlar 20 yıllık yazalım oraya. Tamam, düzeltecekler yani, zaten. Evet. 2 yılda bir ev değiştiriyoruz. Komşularla bir... mı anlaşamıyor? Yakınlarla anlaşamıyor. Tabii komşular anlaşamıyor genelde. İşte annemle anlaşamadı. Arka kata indik. Karşıdaki yengemle anlaşamadı. Arka kata indik. En son olmadı. Ben gittim kendi ailesine yakın bir yerde ev yaptım buna. Hı. Orada da rahat edemedi. Gittiğiniz yerlerde de evi satın alıyorsunuz galiba. Ben kendim yapıyorum. İlk 3 ev annem gelin evi. Hani inşaatçı da olduğunuz için evet. evleri kendiniz... Kendim yapıyorum. Kendim yapıyorum. 3 yıl oturduk. 13'ünü yaptım evi bu sebeple evi. 13'ünü yaptım. En son boşanmadan önce? Ondan önce bir ev daha yaptım. 3 yıl oturduk. Yine sattı. Bu evi yaptım. Hı. Bunu da satak dedi. Ben dedim artık yeter. Ben bıktım. Sattı derken parası kendisi mi alıyor parayı? Yok, beraber... Onun hesabını yapıyor. Yine de ben ev yapıyorum. Parayı çekiyoruz, ev yapıyoruz. Ne kadar hesabında para var şu ana kadar peki o zaman? Yani şu anda kendine yeni bir ev almış. Benim en sonki aldığı parayla kendine bir ev almış. Üç katlı bir ev almış. Evet, alt katlı. O zaman diğer evlerde kendi parasını alıp, hissesini de alıp öyle para biriktirmiş galiba Eda Yıldırım. Yok. En son biz evi 420 bine sattık. Evet. O 220 aldı, ben 197 bin aldım. 220'yi 3 katlı ev mi almış? Eski bir ev almıştı. Eski bir ev almış evet. yani. Peki Eda Yıldırım'la boşanma nedeniniz ne? Neden boşandınız? Önce aslında boşanıyorsunuz. Bir boşanma süreci oluyor. Evet. Sonrasında Fatih Yıldırım aldatıldığını öğreniyor. Onu da birazdan geleceğim. Aldatıldığını öğrendikten sonra boşanma sürecine itirazı oluyor. Ama ben o boşanma kararını nasıl aldınız? Neden aldınız? Diyorsunuz o aldı. Ki, ben almadım. Evet, her şey yolundayken birden ne oldu da Eda Yıldırım? Bu 4 değişti. Tane de çocuğunuz varken. Bu değişti. Son zamanda sosyal medyaya gidince bu değişti. Yani beni görmez oldu. Bana hakaret ediyor. Tabii yenileri görüyor. Orada video çekiyor. Sürekli video paylaşıyor.
Ben buna rahatsız oldum. Ya bir eve yani 20 bin kişi takip edebilir mi bir bayan? O an 10 bin, 20 bin takip ediyor. Sonra 65 bin kişi takip ediyor. O kadar sosyal medya fenomeni mi olmak istiyor evet, Dağ'ın? Olmuş bunu, zaten 65 bin. Sonra 65 bin takipçisi var, 500 bin beğeni var şu anda. 5 bin beğeni var. 500 bin. 500 bin kişi beğenmiş. 67 bin takipçisi var. Evet. 500 bin kişi beğenmiş. 500 bin kişi beğeni var. Bir videoyu tekrar izlemiş. Evet. 500 bin kişi video izlemiş. Evet. Beğenme yapmış o videolar. Günlük 15-20 tane video paylaşıyor bu arada. Günlük, sürekli video paylaşıyor. O kadar sosyal medya fenomeni. Evet. Yani ne yapıyor onlar yani? Ya kendini gösteriyor. Millet beni görsün diyor. Yani onu anlatıyor sürekli yani. Daha görünür olmak istiyor. Evet. Görünür olmak istiyor. Sizin beraber görüntüleriniz de var. Aslında siz de bazı... Çocukları da öyle alıştırmış galiba. Yani gelin sevgili izleyiciler, Eda Yıldırım'ı biraz daha yakından tanımak istediğinizi biliyorum. Ben de yakından tanımak istiyorum. Şimdi Fatih Bey'le olan videoları bir ekranlarınıza gelsin Kara Koca'nın. Hayat çok kısa, göstermek lazım sevgiyi. Söylemek değil, göstermek daha güzel. Ben Leyla'nın Mecnun'a ya da Mecnun'un Leyla'ya bir kere seni seviyorum dediğini sanmıyorum. Seviyorsan zaten seni seviyorum demiyorsun ki. Yaşıyorsun, gösteriyorsun onu sürekli. Dünyanın en güzel şeyi. Ölmek istemem. Eşinizle yün yastık dolduruyorsunuz. Çok severim ben de yün yastık, yün yorgan. Eski çok eskilerde mi kaldım acaba diye düşünmüyor değilim yani. Yeni ev kuracağız ya onunla beraber. Yeni evet. Ev ne kuracağız. Zaman çekildi bu görüntü? Ocak ayında işte. Ocak ayında çektik işte. Ocak daha yeni. Evet. Yeni çektik. Boşanma boşama sürecinde. O arada evet. O arada yani, çektik bu videoları. Beraber hep eve gidip geliyoruz sürekli. O sırada boşanma sürecinde miydiniz? Evet, evet. Boşanma süreci 8 Ocak'ta oldu. Biz bunu herhalde o zaman çektik. Yani Ocak'tan sonra çektik. Nasıl hiç boşanacak gibi durmuyorsunuz ki orada? İşte ben ona inandım. Ona güvendim. Hı hı. Ben dedi büyük bir yemin etmişim dedi. Boşanıp yeniden evleneceğim diyor. Yani o olay günü yemin ettim ben sana yani diyor. Yani siz artık bir kavga da yaşıyor. O kavgaya geçmeden önce yani bakın o videolarda şeysin. Yani video çekmeyi seviyor. Bayağı bir görünür çocuk olmayı da. Çocuk çekiyor galiba çocuk video. Arkadaşlarım göndermişler. Şimdi 68 bin takipçisi varmış TikTok'ta. Evet. 68 bin. Evet. Ne kadar video paylaşıyor sosyal medyada? Söylediğim günlük 10-15 oluyor genelde. TikTok mu var? Diğer sosyal medya hesapları da var mı? Diğerini ben göremiyorum. Şey vardı, Instagram'da vardı. Açıktı. Herkes açıktı hesabı. Açık. Profili açık yani. Orman açıktı. Ama biliyorsunuz sosyal medyada olmak da o kadar çok şey değil. Yani sosyal medyada olup özellikle TikTok'ta başka yerlerde kişiler para da kazanıyorlar. Oradan geçinen işte hatta hayatını oradan idame eden fenomenler de var. Ama siz peki orada neye yani eşinizin oradaki paylaştığı görüntülerin nesine itiraz ettiniz? Onayladığım için sormuyorum. Sadece merak ediyorum yani. Ya ben istemiyorum. Eşimin başka birilerini görmesini istemiyorum. 4 çocuk annesi bir kadın evinde oturup yani böyle şey iyi değil yani. Kıskanç mısınız? Kıskanç. Yani çok kıskançlık düzeyi biraz fazla mı yoksa? O kadar değilim yani. Ha. Değilim. Ama istemiyorum. Yani benim eşimi 65 bin kişi takip etmesini istemiyorum ya. Peki bunu eşinize söylediğiniz eşiniz ne dedi? Söyledim kabul etmedi. Ben dedi seni boşayacağım. Hı. Ben de rahat olacağım diyor. İşine gelirse ya böyleyim ben. Yani ilk boşalma kararında özgür olmak istiyorum. Evet, özgür olmak istiyor. Onu anlatır mısınız? Evet. Tam ne dedi size? Yani özgür olmaktan kastı ne? Sizin onu çok sıktığınızı düşündüğü için herhalde sizde artık sosyal medyaya bu kadar girme, video bu kadar paylaşma, evet, özelliğini bu kadar paylaşma. Ben hiç sevmem o kadar aslında. Çok nadir fotoğraf paylaşıyor. Yani işi gücü bırakıyor. Bunlar oraylandı. Çorçurlar bunlar oraylandı. İşte kullandığınız sürece sorun yok. Yani. Evet, yani. Ben istemiyorum böyle bir şey olmasın yani. Ayıp yani. Peki bu işte ben... Yani sessiz bir insandım. Hep özgür olmak istiyordum. Ben de otur çocuklarına bak diyordum diye. İşe gitmesini de pek istememişsiniz. Yani eşiniz hem sosyal notlarıma bakıyorum. Hem sosyal medyaya çok fazla giriyor. Hem de çalışıp biraz da çalışma hayatının içinde olmak istemiş. Ürün satmaya başladı. O siz arada çalışmasını da mı istemediniz? Ya, fazla istemiyorum. Ben çalışmasını istemiyorum. Çünkü çocuklar ufak. Çocuklar ufak daha. 4 tane çocuk var. 4 tane var. Biri evlendi. Çocuk daha 7 yaşında o zaman. Kim bakacak?
Bir de 10 yaşında kim ilgilenecek bunlarla? Ne satıyor dediniz? Bazı ürünleri satıyor. Ürün satıyor. Ben de ona izin verdim. Bana yapsın, canı sıkılmasın diye izin verdim yani. Elin ya kapısında çalışmasın dedim ben buna yani. Hiçbir o şekilde. Sırada hayatının birinin girdiğinden mi endişe ediyorsunuz? Yok, ben yani birden o boşanma kararını... Hiç şüphelenmedim. Hiç şiddet uyguladınız mı siz Eda'ya? Hiç, o bana uygulay, ben onu uygulayamam. Öyle bir kadın. Yani ben ona el kaldıramam. O size şiddet uyguladı yani mı? Şöyle bağırıp çağırıyor, hakaret ediyor diyor. Ben ama bir rapor almış galiba sizden. O raporu söylüyor. İşte dedim ya hani bu artık sosyal medyada rahat olmak için bana bir oyun kurdu bu. Nasıl bir oyundu o? Uzaklaştırma. Yani, şöyle diyeyim. İfadesinde de öyle değil. Yani siz bir kavga, siz bir şey öğreniyorsunuz. Siz boşanma kararı alınıyor. Fakat siz sonra bir yerde Eda Hanım'ın sizi aldattığını öğreniyorsunuz. Aldatmayı ben 7 Nisan'da öğreniyorum. Aldatmayı 7 Nisan'da öğreniyorum. Bu görüntüler çekildikten sonra mı öğrendiniz? Daha sonra ben 7 Nisan'da öğreniyorum ben bunu. Daha bilmiyorum. Yani yeni bir ay önce öğrenmişsiniz o zaman. Bir buçuk ay önce öğrendim ben bu sandığı, hani aldatılımı. Bana ama şimdi arıyor. Ben birazdan yani öyle iddia ediyor Fatih Bey. Eda Hanım'ın kendisini aldattığını söylediği Samet Bey'le olan videoları da var. O videolara baktığınızda, o samimiyete baktığınızda onun çok daha öncesine dayandığı evet, ilgili onu diyorum size. Öncesine var. Ama Kasım ayında daha erken gidiyor. Kasım ayına gidiyorsa... O zaman da düetleri var. Beraber düetleri var. Kasım ayında düetleri var beraber. Ama hani Kasım ayında düetleri varken size diyor ki ben sizle tekrar bir araya gelmeyi mi vaat etti? Ben bilmiyorum. Ben görmedim onları işte. Ben onu görmedim. Siz boşanma kararı almışsınız ama yani tekrar aynı evde beraber misiniz? Aynı evde ben gündüzleri gidiyorum. Aklına bana diyor kalamazsın diyor. Ayıp diyor. Günah diyor. Haram diyor. Hmm. Yani gündüzleri gidiyorum her hafta. İhtiyacını gideriyorum ama akşam kalma diyor. Ayıp diyor, günah diyor. Peki bu boşanma, kendime yemin ettim boşanma kararını alacağım dedikten sonra. Evet. Yani boşandıktan sonra tekrar sizle bir araya gelmeyi mi vaat etti size? Evet. Ne dedi size, ne vaat etti? Yeniden yuva kuralım, yeniden evlenelim. Yeminim yerine gelsin dedi bana. Ben de kabul ettim o anda. Peki. İnandım. Aradan birkaç gün vakit geçti. Ben artık bana uzaklaşıyor. Artık beni arama diyor. Tamam, ben de gittim mahkemeye itiraz ettim. Karar çıkıyor, dilekçeli karar çıktı. Hı hı. İtiraz ettim. Davam kabul oldu. Yeniden, siz aldatıldığınızı öğrendikten sonra... Daha yok. Ha, daha bilmiyorsunuz. Daha bilmiyorum. 7 Nisan'da öğreniyorum. Bak mahkeme 8 Ocak'ta oldu. Hı. Ben 10 Şubat'ta itiraz ediyorum İstinaf Mahkemesi'ne. Evet. İstinaf Mahkemesi bir ay sonra diyor ki kararı bozuyor. Bu mahkeme yeniden yapılacak diyor. 2 ay sonra mahkeme gün veriyor. 16 Haziran'da. Anlaşmalıyken çekişmeliğe dönüyor. Mahkemenin yenilenmesi kararı çekişmeye döndükten sonra aldatıldığınızı kimden nasıl öğrendiniz? Ya bana bir telefon geldi. 7 Nisan'da bana bir telefon geldi bir arkadaştan. Böyle böyle bir durum var dedi. Ben de annesini aradım. Ne durum böyle böyle derken ne oldu? Yani dedi senin eşin dedi birini bulmuş evlenmiş dedi. Ha, evlenmiş. Evet. İmam Nikali evlenmiş dedi. Çocuk buraya gelmiş evlenmiş dedi. Ben annesini aradım yok dedi öyle bir şey. Ablası dedi olabilir sen de git yuvanı kur. İşine bak dedi. Nafakayı ver ama dedi. Çocukların parasını ver. Çocuklara bak dedi. Peki bu eşinize şiddet uygulan, hiç bugüne kadar uygulamadım dediniz ama o ya yani sizle ilgili uzaklaştırma kararı alıyor ya. Siz eşinizin bir boğazını çizik atmışsınız. Kızınızın da ifadesi var. Evlendirdiğiniz tamam. Kızınızın da ifadesi olabilir. Var. Siz kızınıza ya da eşinize bunları yaptınız mı? Yok, yapmadım. Kızınız niye öyle bir ifade evet, verdi? Annesiyle beraber olduğu için o anda hani aynı kafadan oldu. O da sosyal medyada aynı şekilde beraber olduğu için bana bu planı kurdular. Tek sebep sosyal medya mı gerçekten? Rahat etmek için. Yani bana bir oyun verirler. Bize karışma. Biz istediğimiz yaşayak. Bize karışma. Özgür olacağız diyorlar. Kızınızla. Bunu. Yani kızım bilmiyorum. Eşim. Siz kızınızla evlendirmişsiniz bu evet. Arada galiba. Melisa evet. Ne zaman evlendi? Büyük kızınız. Melisa 8 geçen sene. Ekim ayında 17'sinde evlendi. 2020 yılında evlendi. O da daha yeni evleniyor. Evet. Ben şöyle biliyorum, şu anda Eda Hanım'ın hayatında olan beyefendi Samet Bey, sizin damadınızdan daha küçükmüş galiba. Ya evet, damadınız, küçük. Damadınız daha küçük. Büyük. Evet, küçük. Damadınız, eşimden de küçük. Eşinizden de küçük? Tabii. Eşim 34 yaşında, o herhalde 27-26 var herhalde o çocuk. Bilmiyorum. Ne iş yapıyor peki? Bilmiyorum ben size. Hiçbir şey öğrenemiyorum ki. Yani gitmiyorum. Eşiniz kaç yaşında dediniz? 34 yaşında. Daha o zaman çok küçük evlendiniz siz. 16 civarında evlendik hemen yani. Peki Samet Bey'le işte kendisini aldattığını düşünüyor eşinin Eda Yıldırım'ın. Bir görüntüler ekranlarınıza gelsin. Samet Bey'le ne kadar çok videosu var Samet Bey'le bu arada. İnanılmaz videoları. Kızlar da ona beğeni yapıyor. Ufak kızlar da ona beğeni yapıyor. Videoları. Bu ağrınıza attım. Gidiyor tabii. Yeni attım, dün attım. Evet, bir gelsin ekranlara o videolar. Olur mu insan hiç sevdiğine? Ya aklındadır ya da yüreğinde. Sen benim yüreğimdesin be gülüm. Bye.
yatmam başına. Gecem gündüzüm karıştı, döndüm şaşkına. Bir baktım ela gözüne, kara kaşına. Samet Bey ne iş yapıyor? Hiçbir şey bilmiyorum. Ben 4 aydır uğramıyorum eşimin yanına. Mahallesine dahi gitmiyorum. Yani kendimi küçük düşürmek istemiyorum açıkçası. Doğrusunu yapıyorsun. Hani aynen. Başım belaya girmesin. Ben hayatımı seviyorum. Ben mutlu olmak istiyorum. Uzak dursun benden. Onlar da mutlu zaten. Şimdi ama bana 2000 lira nafaka talep etti. Yani mahkemede 2000 lira nafaka talep etti. Bu arada sizin itirazınız var. Şu anda çekişmeli boşanma devam ederken Samet Bey'e kocam diye yazmış. Evet. Ben de 29 Nisan'da ben de dava açtım. Şu anda dava açtım. Bunu gördükten sonra dava açtım. Karşı dava. Maddi manevi tazminat istedim ben şu anda. Kocam kelimesini ne zaman yazıyor? Bu videolar ne zaman çekildi biliyor musunuz siz? Kasım diyorsunuz. Yok, bu videolar şeyde çekildi. O karşısındaki düet. Videolar ben... Bir de düet yapıyor Samet Bey'le. Önceden düet yapıyordu. Karşım aynı düet yapıyor. Ben bir videoyu 17 Nisan'da kendi gözüme gördüm. 17 Nisan'da? Evet, gece vakti TikTok'a girerken kızımın hesabının yanında bu hesap çıkıyor. Ben o anda fark ediyorum, hemen kaydediyorum. Allah'tan yani öyle bir kayıt önüme çıkıyor ilk defa. Arasam bulamam yani bu kayıtları. Düet için aynı yerde olmaya gerek yok bildiğim kadarıyla. Ama yani yurt dışındaki tamam. Fenomenlerle falan olabilir. Da düet yapılıyor. Ama burada sarmaş dolaş tamam. Zaten belli evet. Sonraki videolarda. Tamam belli. O düete bir şey dediğim yok. Ama şu anki kocası olduğu kişi eski düet olduğu için çelişkili oluyor şu anda. Anladın mı? Yani aynı kişi önceki aynı adamla. Evet ben de oraya onun için sordum zaten. 17 Nisan'da gördüğünüz bu görüntü. Daha önceden de diyorsunuz ya düet yaptı. Evet, demek ki evveliyatı var bu işin demektir. Tabii. Daha geriye dönük gidiyor bu iş. Yani benden kullanıyor, paramı alıyor. Her hafta parasını veriyorum, harçını. Bu Aralık ayında. Harçını veriyorum, ihtiyacını gidiyorum. Bana iyi oluyor mahkemeye kadar. Mahkeme bitiyor, hocaya gidiyoruz. İmama gidiyoruz. Nikah kıyacağız oraya yeniden. Ha, mahkeme bitti. Mahkeme bitti, o gün imama gidiyoruz. Boşandınız, siz az tekrar bir araya gelmenin planlarını yapıyorsunuz. Evet, onun planı yapıyoruz. Hoca diye olmaz nikah diyor. Ha. Evet, dinli nikah. Bunu da ilk defa duyuyorum. Mahkemeden çıkıp dini nikah kıymaya mı işte gidiyorsunuz? İşte beni kandırıyor ya, işte hocaya gidiyoruz. Kandırıp amacı ne? Önce onu söyleyeyim. Amacı beni şöyle diyeyim. Bir an önce boşanayım. Hı-hı. Nafakaya bağlayayım. Ben gidip şimdi şu an kocasıyla beraber hayatımı sürdürdüm. Burada da ileride dursun benim için. Ama dini nikah kıymaya gidiyorsunuz. İşte oyun yapıyor, oyun. Kıydınız mı? Kıyamadık. Olmadı yani. Çünkü bu dedi ki beni 3 sefer boşadı Eda Yıldırım. Hocaya dedi beni 3 sefer boşadı deyince. Siz bunu hocaya mı götürdün Eda'yı? O beni götürdü. Yakındaki bir hocaya götürüyor. Yani ev satılana kadar. Evde? Aslında derdi ev anladığım kadar sizin iddianıza göre. Evin parasını almak. Evin parası almak. Evet. Sizin ortak bir eviniz var. Eda Hanım orada mı yaşıyor? O evde mi yaşıyor? Evet o evde yaşıyordu. Yine o evi de. Kaçıncı evde o yaptığını satmak istedi? Üçüncü evde. Üçüncü ev. Evet. O evi satıp yarısını bana verme dedi sizden. Yarısından fazlasını istedi ben. Daha fazlasını istedi. Siz ne yaptınız? Ne kadar verdiniz? Ben 220 verdim. Ben 197 aldım. 197 aldınız. Evet. Bir şey diyemedim. O parayı verdikten sonra mı aldatıldığınızı öğrendiniz? Daha öğrenemiyorum aldatılımı. Daha hiç bile bilmiyorum. 17 Nisan'da öğrenmiş aldatılımı. Aldatılımı bilmiyorum şu anda. Ben sadece ondan fakayı veremem dedim. İtiraz ettim. İtiraz ettiniz. Evet. Ve siz son ana kadar hiç böyle aslında Fatih Bey hiç böyle boşanacağınızı düşünmemişsiniz. Hiç inanmamışsınız. İnanmadım çünkü 4 tane çocuk var. Evimi kur dedi. Ailemle beraber yaşayak dedi yine. Alt katı boşalttım. Bakımını yapacaktım. Yani ev satılsa buraya gelin dedim ben. Beraber yaşayak dedim. Peki şimdi şöyle sizin o götürdüğünüz hocaya Eda önce farklı biriyle de nikah kıymak için bir tane Nursun'a söyler misin notu? Evet. Onun adı Hülle mi? Çünkü olay yeni olmuş, her şeyi hatırlamıyorum. Çünkü ben onu boşamışım 3 sefer. Yeniden bu başkası nikah kıyacak. O nikahtan bozulacak, yeniden benimle evlenecek. Öyle diyor. Siz boşadığınız için size ceza olarak öyle ben boşamadım ama öyle düşünüyor. Hoca öyle yanıtıyor. Şimdi siz resmi olarak boşandınız. Peki dini olarak boşadınız mı? O kadar inancı... Ben boşamadım. Boşamadınız değil mi? Boşamadım. O zaman şu anda hala dini olarak sizin nikahınızda. Evet, evet. O çok inanıyor ya. Hocaya söylemediniz mi? Ben bunu boşamadım. Ama Didem Hanım şimdi öbür adamla kimse o diğer şahısla... Ya anlatıyor da kocası doğru. Hoca ona inanmıyor. Ben anlamadım. Neyse Eda Hanım hatta mı arkadaşlar? Neyse biz her şeyi Eda Hanım'a soralım önce. Eda Hanım merhabalar. Eşiniz, eski merhabalar eşiniz. Merhabalar efendim. Nasılsın? İyi misin Eda? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi Eda'cığım eşin diyor ki hep bir sosyal medya fenomeni olmak istiyordu. TikTok'ta da 68 bin takipçim varmış galiba. Aranızı sosyal medya mı açtı Eda?
Ablacığım kendisi daha önce beni aldatıyordu zaten. Şiddet uyguluyordu bana, çocuklarıma. Bakın benim oğlum Yunus Emre'ye bağlanabilirsiniz. Sizle konuşalım ondan yani. Ondan sonra kızım Melisa'ya bağlanabilirsiniz. Bak şu an ben abimin evindeyim. Abimin evinde kalıyorum. Yani ev falan almadım. Tapıya gidin araştırın. Ben böyle bir şey almadım. İftira atıyor kendisi bana. Böyle bir şey yok aramızda. Ben herkese satılı... Eda adım adım gidelim olur mu? Öncelikle sosyal medyada çok mu fazla zaman geçirmeye başladın? Eşin ona mı itiraz etti? Ablacığım bana şiddet uyguluyordu. Sürekli psikolojimi bozuyordu. Ben de onlardan rahatlıyordum. Kendime videolar çekip dertli ağlama parçalar yapıyordum. Hüzünlü şeyler yapıyordum. Kafayı dağıtıyordun öyle yani. Evet, kafamı dağıtıyordum. Kötü bir niyetim yoktu. Anlaşmalı boşandık biz ablacığım onunla. Çıkıp şimdi öyle söylüyor. Çok yanlış konuşuyor. Psikolojik sorunları var. Kötü bir insan da değil kendisi. Ha, kötü bir insan değil ama psikolojik sorunları var diyorsun. Evet, var ablacığım. Yani benim raporlarım var, karakollar var. Polislerimiz de mi yalan söylüyor? Ablacığım siz de bir kadınsınız. Lütfen tabii ki, böyle tabii ki. İnanmayın. Ama şunu söyleyeceğim. Aldattınız mı siz Eda'yı? Yok, aldatma yok. Ablacığım anne. Çok ben aldattı beni. Bakan bir adam bakın, ya. Kimle aldattım ben? Bakın oğlum Yunus Emre Yıldırım söyledim. Ya ben kimle aldatayım bunu? Yunus kaç yaşında? Alo. Alo, iyi günler. İyi günler Yunus'cum. Kaç yaşındasın sen? Ben 16 yaşındayım. Peki, baban anneni aldattı mı? Onu mu söyleyeceksin Yunus? Ne biliyorsun? Bak şimdi böyle bir şey var. Bu adam bize boşanma davası açmadan önce de zaten bize bakmıyordu. Benim ablama bana seslenip domuz ifadesi veya kötü şeyler kullanır. Bizi sevmiyordu. Bizi istemiyordu. Benim anneme diyordu ki senin oğlun niye çalışmıyor? Beni inşaata götürüp çalıştırmak istiyordu. Hem anneme zulüm çektiriyordu. Okumanı bizi istemedi baban öyle mi? Okumanı istemedi. Efendim? Baban senin okumanı istemedi, çalışmanı mı istedi? Aynen. Hı-hı. Daha önce de inşaata götürüyordu. Peki niye? Bir de böyle bir şey var. Hani diyor bir oğlunla konuşur musun? Oğlun değil mi senin? Oğlum ben seni ne zaman işe götürdüm? Sen gelmiyordun. Bak oyun oynuyorsun. Telefonda sürekli vakit geçiriyorsun. Sen zorla. Bir dakika, her şeye geçtin tamam mı? Her şeye geçtin. Sen bir senedir neredesin? Nasıl sen neredeyim? Sen bir senedir ben burada parasızım. Sen neredesin? Nerede? Nasıl babasın oğlum sen? Ben Aralık ayında gelip parayı vermedim oğlum size. Her hafta para vermiyor muyum oğlum ben size? Seni göremiyorum oğlum. Ben şimdi işte çalışayım işte. Yunus. Sen neredesin? Yunus canım, babana kızgın olduğunu anlıyorum ama canlı yayındayız. Bütün Türkiye sizi izliyor. Biraz daha üslubuna dikkat eder misin tatlım? Tamam. Şimdi sen bir senedir neredesin onu söylesem bana hani. Ya ben şimdi cezaevine girdim. Cezaevine girdim. Ben babam gidip onlara para vermiş mi? Benim babam cezaevine neden girdin? Cezaevine işte bu kendini kesiyor. Anneme yaraladığın ben için yapmadım. Girdin sen. Anneme şiddet uyguladın. Ben kesinlikle yapmadım. Yeminle yalan söylüyorum. Ben yapmadım. Ama sen gördün mü? Gelmiş mi kendisi? Ben yapmadım. Kendi yoktu. Kendi evde değil Yunus, bak. Yunus o sırada evde miydin evde sen? Değildim. Bir dakika Yunus'a soracağım. O zaman işe gittim. Ben işten geldikten sonra evde polisler vardı. Benim kardeşim yaralıydı. Annem de hastanedeydi. Darp raporlarımız da var. Darp raporlarımız da vardı. Tamam bir şey. Gelip burada yalan konuşmasın. Söz biter, yazı kalır. Onu söyleyin baştan yani, gidin bakın onu önce. Peki anneni alabilir miyim Yunus anneni bir alabilir miyim canım? Kızınızı da yaralamışsınız. Kesinlikle öyle bir şey yok ya. Kesinlikle ben yapmadım ya. Kardeşim de yaraladı. Tamam Yunus, bir anneni alayım canım. Tamam olacak, annemi alabilirsin, ben söyleyeyim yani. Tamam devam edeceğiz seninle de. Tamam ver bir anneni. Eda Hanım. Tamam anneme vereyim ben size. Tamam anneni bir alayım, şu darp olayını bir soracağım. Yaşıcığım ben cezaevindeyken niye babam gitmiş para vermiş, borcu kapatmış, Eda, o kadar param gitti. Eda bu cezaevine düşecek kadar sana ve kızına ne yaptı? Ablacığım kendisi yalan söylüyor, biz severek falan evlenmedik. Kendisi 12-13 yaşında kaçırdı beni zorla. 12 yaşında? Zorla hayatımı mahvetti. Evet 13 yaşında, 12-13 yaşında kaçırdı beni. Beraber evlendik, beraber evlendik. 18 yaşında, ben 34 yaşında falan değilim. Kaç yaşındasın? Ablacığım kendisi orada yalan söylüyor. Kaç yaşındasın Eda sen? Onunla benim aramda çok yaş var. Kendi yaşını yalan söylüyor orada. Sen kaç yaşındasın ben Eda? Ben 41 yaşındayım. Ablacığım 34... ben 30 yaşındayım. Kaç? 30 yaşında. 87 doğumlu. 87 doğumlu. Kimliğindeki yaşım yanlış. Nikah olsun diye yaptı ablacığım. Kendisi kemik testi yalan söylüyor. Mahkeme kararı yalan söylüyor kemik testi. Sen 12 yaşında mıydın Eda? Yalan onu... söylüyor. Babanlar niye şikayetçi olmadı, götürmedi seni? 30 yaşındayım ablacığım. Hayır. 12-13 yaşında seni kaçırdığını söylüyorsun ya. Evet. Babanlar niye şikayetçi olmadı? Böyle evet, bir şey rızayla. Babamı biri benden. Tehdit ettiler. Yalan söylüyor. Babam kendi beni tehdit geldi. Para aldı ailemden. Bir dakika dur, ben Eda'yı dinleyeceğim. Tehdit ettiler. Efendim tehdit ettiler. İnanmayın. Kimi tehdit etmiş?
Evet. Ya kendi babası bizden para aldı ya. 600 bin başı parası aldı o zaman ya. Kendi, geldi başı parası verdik ya. Para karşılığı. Bir sefere geldik. Beraber tavsiye bir dakika dur. Peki Eda bak. 600 bin lira. Tamam dinliyorum. 600 bin lira başlık parası vermiş sana. Ablacığım yalan söylüyorsun. Dur Fatih dur. Evet. Ablacığım madem beni çok seviyordun neden benimle anlaşmalı boşandın? Dur bir yanıt bekle bir saniye bir yanıt alayım. Neden anlaşmalı boşandın o zaman? O dedi ki anlaşmalı ben kabul etmedim bak ilk başta. O dedi ki ben seninle nikah kıracağım. Hatta şeyde var videolarda. WhatsApp'ta yazmamız var. Sesli kaydımız var. Seni yeniden yuva kuracağız diyor. Yeniden evleneceğiz diyor. 26 Aralık'ta. Tamam dur Eda peki o sırada şimdi Samet diye bir tane çocukla çok samimi işte aşk dolu işte kocam diye videolarım ablacığım, var. Ablacığım kim ben Samet? Kendisinden ayrıldım. O benim arkadaşım. Ben bir sürü kişiyle düet yapmışım. Ben bekar bir kadınım. Kötü bir şey yapmadım. Kendisi hayır tabii ki ama kocam yazdığın yapmış. İçin. Kocam yazıyorsun ya orada Samet'e. Ayrıldınız mı Samet'le? Ablacığım kocam diye bir şey yok. Ben bir ara böyle şeyler yazdım. O bu bana asılmasın diye ben her bir videomun altında bir yorum bir şey yazarım mutlaka. Canım kocam yazmışsın Eda. Öpücük veriyorsun. Öpücük veriyorsun. Niye çocuğa takip ediyorsun? Dur Fatih'si bir soracağız dur. Yani canım kocam deyip ablacığım, öpücük... Ablacığım ben anlaşmalı Fatih Bey'den boşandım. Bu benim özel hayatım. Buraya niye giriyor? Ben hayır, bunu diyor ki şunu söylüyor. Fatih'in iddiası evet. Şu. Daha öncesinde... Ben evlenebilirim de. Çünkü ben ondan tabii boşandım anlaşmalı. Tabii ki evlenebilirsin. Tabii ki hayatına girebilir. Ben ona makaret falan hiçbir şey yapmadım. Ama efendim, bakın, yani. Bak Eda'cığım evet. Fatih'in iddiası hı-hı. Şu diyor ki bu Samet'le ilişkisi daha önce başladı diyor. Ablacığım öyle bir şey olsaydı kendisi 24 saat tepemdeydi. Kesti beni, aç susuz bıraktı, çalıştırdı beni. Bana neler neler çektirdi. Ailem, herkes bağlanır. Şu an bunu gören herkes bağlanır. Resmi olarak tam anlamıyla boşanmış değilsiniz Esra Hanım. Ablacığım. Eda Hanım. Eda Hanım tam Orhan anlamıyla Bey. Boşanmış değilsiniz. Çünkü istinaf mahkemesi kararı bozmuş. Tamam. Şu an duruyorum. Şurada o 16 gün sıra mahkemem var benim. 16 gün sıra ama kendisi artık çekişmeliğe dönmüş. Artık benden bu ne kadar uzar bilmiyorum. Abicim benden vazgeçti anlaşmalı benden vazgeçti ne öyle yapayım mi? Ben? Ya beraber yardımcı bir şey söyleyeceğim benden vazgeçti diyorsun boşanmayı sen istemedin. Niye boşandık biz yalan söylüyor beni 3'ten 9'a boşadı. Niye 2000 lira nafaka talep etti o zaman? Benden niye 2000 lira nafaka talep etti o zaman diye soruyor. Ya ben çocuklar abicim mı? Ben çocuklarıma nasıl bakacağım 7-8 aydır üstüme 60.000 lira para vermiyor. Kim vermiyor? Ben abim ya bana ben her hafta gidip para vereyim yemin ederim aralık ayda para veriyorum her hafta gidiyorum ya. Yemin ederim her hafta gidip para veriyorum ben. Her hafta vereceğiz sen tamam bir dakika tabii ki vereceğiz Eda her hafta gidiyorum para veriyorum diyor Fatih. Ablacığım ispatlasın bunu. Şahidiyle getirse söz veriyorum. Belgeleri yok oraya. Nasıl veriyor ki bu şahit? Ablacığım yalan söylüyor. İş yerinden arkadaşlarım var mesela çalışıyorum bak, geliyorum. Ay, Fatih ufarı nasıl verilir biliyorsun? Dur Eda. Eda dur. Banka yoluyla vereceksin bu tarz paraları. O değil. Nafaka değil. Nafaka değil. Nafaka değil. Nafaka da bağlanmadı ki. Hadi boşa doğru. Gerek yok İdem Hanım. Para veriyorum diyor ya. Para vermiyor yalan söylüyormuş bak. Market alışverişi yapıyorum. Market alışverişi yapıyorum. Her gün et alıyorum mesela sabahlar gidiyorum. Ama buna para veriyorum denmez. Az önce para veriyorum dedin. Az önce para veriyorum dedim. Bak, ikisi farklı şeyler yani. Sen Eda'yı aldattın mı ya? Yok aldatmadım. Ha? Eda seni kimle aldattı? Bursun aldattı. Çıkma. Madem kötü neden benim evimi aldı sattın? Neden evimi sattın? Benim eşyalarımı aldın gitti o zaman. Evini sen almadın mı paranın yarısını? Yarısını mı aldın ben paranı? Bütün borçları bana bıraktın. Sonra benim borcum var şu anda. Dur bir saniye. Eda diyor ki en sonunda aslında benden ayrılacaktı. O evin parasını almak için beni kandırdı diyor. Ablacığım ev benim üstümeydi. Neden bunu sopara getirmiş? Ben zaten bekar kanarsam vardı evim var. Şeyim var. Bir dakika dur. O da diyor ki ben zaten o evi kendi ellerimle yaptım. Ablacığım evet. Dekontunu göstersin. Neyin dekontunu göstersin? Evin ona ait olduğuna dair tulum. Kendi neden getirmiş? Benim dakika, annem babam yaptı. Ailem yaptı. Benim abim suacı. Öyle mi? Öyle mi? Yalan söylüyor. Ben yaptım diyor. İnşaatçı benim diyor da. Ya tamam ben zaten bekar kanarsam var. Tabii ki ne yapacak? Bir zahmet yani bir duvarın dövsün. Duvarının da değil iskelesini yaptı. Onun da 20 bin lira para verdim ben. 20 bin lira değil pardon 200 bin lira para verdim. Orhan Bey bir şey soracak. Buyurun Orhan Bey. Yok kendi cevabını verdi. Ailesinden sen Eda Hanım bu evin yapılışında parayı ailenden aldığını mı söylüyorsun? Ablacığım abicim ben tabii ki ailemden aldım. Ya aile ben zaten kendi geçimini zor sağlıyor. Dur. Eda'ya bir şey sordu yanıtını alalım. Evet Eda. Yani ben çalışıyorum diyor Fatih Bey, Eda Hanım çalışmıyor diyor. Evet. Dolayısıyla diyor o evi zaten ben yaptım. Benim daha önceden de evim vardı diyor. O evi daha sattım. Daha önceden evi ne demiş göstersin. Arsam vardı. Bekar 200 lira. Dur aynı anda konuşunca bir şey anlamıyorum. Tamam. Bekle dur bir dakika. Sen söyle Eda. Ablacığım ben size şunu bir kısar mısınız? Ben size şunu söyleyeyim. Bak dinleyin beni 2 dakika. Söyle. Şöyle komple kız. Evet. Beni dinleyeceksen konuşacağım. Tamam dinliyoruz seni. Niye dinlemeyelim? Ablacığım. Hı.
Bu adamın dediği her şey yalan. Benim karakollarda her yerde raporum var. Allah görüyor. Beni bu adamın yakasından düşürün, bu adam benden düşsün. Bak bir tane komşunuz Eda, bak bir tane komşunuz bizim istihbarat servisimizi aramış. Diyor ki Eda diyor bizim karşı komşumuz diyor. Doğruları söylemiyor. Kocası çok iyi bir insan. Kocasına canım gülüm derdi. Gezerlerdi. Görünce şoke oldum. Kocasını da çocuklarını da döverdi. Sinir hastasıydı diyor senin için. Var mı bir hastalığın Eda? Allah. Ha? Vallahi kocamı falan dövmedim. Sinir hastası falan da değilim. Kendisi tutmuş olabilir. Bir şey diyemiyorum onlara. Vallahi bunlar ismini vermek istemiyor hatta hanımefendi. Yani bizim istihbarat servisimizi arayan kişiler. Kendisine söyle. Elini vicdanına koysun. Beni yargılamadan önce Allah benim kaderimi ona da yaşatsın. Bak telefon hattında biri var. O da komşunuzmuş. Alo, hatta mısınız? Evet, hattayım. Siz ilişkileriyle tanıklık etmişsiniz. Neler, nasıl bir ilişkileri vardı karı kocanın? Ya şöyle diyeyim. Ben İkisinin kişisel ilişkisini bilmiyorum. Sadece şöyle diyeyim. Ben 16-17 yaşlarındayken bunların düğününe gittim. Yani hatırlıyorsunuz komşu. Ha evet. Düğünlerine şahidim. Ben sadece az önceki tartışmayı duydum. Hı. Hani hanımefendi ben 30 yaşındayım. Beni 13 yaşından kaçırdı dedi ya. Hı. Hani ben kaçırmadığına, severek evlendiğine şahidim. Ha şahitsiniz. Evet. Bir akrabalığınız var mı Fatih Bey'le? Yok. Yani iki tarafla da akrabalığım yok. İki tarafla da. Sadece komşusunuz. Gittiniz, evet, düğünlerine evet, gittiniz. Evet. Düğünde her şey normaldi. Düğün yaptılar. Düğün yaptınız mı? Kaçtan sonra düğün yaptım kendimde. Eda Hanım 12-13 yaşında mıymış o düğün sırasında? Eda 12-13 yaşında mıydı? Küçük müydü o kadar? Ben şöyle diyeyim. Yani ben 18-19 yaşlarındaydım. Hı-hı. Şu an 40 yaşındayım. Onun düğününe gittim. O da yani 18-19 yaşlarındaydı düğün yaptığında. 18-19 yaşındaydı. Kim 18-19 yaşındaydı? Eda Hanım mı? Evet evet. Öyle gözüküyordu muhtemelen de siz 16-17 yaşındaydı. Yani şey vücut olarak biraz büyük gösteriyor. Yani ama eşi küçük 16 falan yani. 16 yaşında evet. Büyük çocuğunuz kaç yaşında? 18 yaşında kızım. Büyük, en büyüğü. Evet. 30 yaşındayım diyor Eda. Ona bakarsan Eda sen yani 12-13 yaşında mı evlendin yoksa 16-17 mi Eda? 12 yaşında anne olmuş olması gerekiyor onun hesabına. Evet, doğru. Yani senin hesabına göre. Benim kızım nasıl 18 yaşında oluyor o zaman? Kaç yaşında? 12 yaşında evlendin sonra bu? 2003 doğumlu değil mi Melisa? Evet, 2003 doğumlu. 12 yaşında doğmuş yani. 11 yaşında evlenmiş. Evet. Ya bak Eda bu hesaba göre biraz matematik hesabı yaparsan. Bu ülkenin bayağı matematiğe ihtiyacı var. Bak hocam siz... Hocam bu hesabı yaptı. Yani sen eğer 2003 doğumluysa kaç yaşında kızı Melisa? 2003. 18 yaşına girdi kızı. 18. Tamam 18 yaşına girdiyse sen de şu anda bak sen de şu anda 30 yaşındaysan 16 yaşında doğum yapmış. 16 değil 12. 12 yaşında doğum yapmış olman lazım. Evet, doğru. 11 yaşında hamile kaldı. 11 evet. 11 yaşında hamile kaldı. Evet. 11. Kendisi beni zorla karıştırdı. 11 yaşında mıydı? Yok abla yani 16 yaşında ya. Herkes geldi bu düğüne. 11 evet. Yaşında bir kızın evlenmesine bütün ülke adına tanıklık etti öyle mi? Düğün resimleriniz var. Haber evet. Olursunuz hiçbir yerde haber olmamışsınız 11 yaşında çocuğun düğünü yani. Peki resmi nikah yapmadınız anladığım kadarıyla. Şey kemik testi yaptık ablam. Hayır, hani hamile olduğunu yapamadık ama o anda. Ama hani Eda bunlar ortaya çıkar büyük canım ya. Benim ya. Annesi bunu yaşı ufak yazdırmış. Yanlışla ikiz yazdırmış ufak kardeşle beraber. İkiz yazdırınca bu yanlış oldu. Biz kemik testine başvurduk. Kemik bu, testinde kaç çıktı? Hamile olunca yapamadık kemik testini. İki sefer hamile olunca arka arkaya yapamadık. 2006 yılında biz resmi nikah yapabildik. Eda diyor ki ben aslında ondan boşalmak istemedim. Yani dört ablacığım, tane... Ablacığım o beni Twitter'larda aldattı. Ha. Facelerde yabancı kadınlarla rezilliklerini örttü. O neler yaptı neler. Neler. Düşsün yakamdan istemiyorum ben onu. Ben onu boşamışım. Niye çıkmış orada rezillik yapıyor ya? Çocukları göstermiyormuşsun Eda. Onun derdi çocuklarını görmek. Çocukları görme günü var. Polis de kapıma geleydi madem öyle. Niye yalan söylüyor orada? Polise gelemiyorum ki. Polis diyor ki mahkemeye başvurdu. İcra yollarlasın diyor. Polis gidemiyor şeye. Mahkemeye başvuracaksın. Çocukları göremiyorum diye. İcra yolu alabilirim ben çocukları. Orada benim maliyet 500 TL para ediyor. Normal kapıya gittiğinde sana çocukları göstermiyor mu Eda? Kapıya gidemedim ki. Sürekli bana şey yapıyor. Uzaklaştırma alıyor. Evini bilmiyorum. Telefonu yok. Abisini aradım. Benden para istedi abisi. Abisini aradım. Benden 2-5 para istedi benden. Görmem için. Eda çocukları göstereyim diye abin para istemiş. Ablacığım. Bayramdır. Çocuklarımın bayramlığı yok da abim bize bakıyor. Ben dedim ki çocuklara harçlık versin. Onu bile vermedi. Yanaşmadı. Ama bak çocukları göstermek için abin para istediyse bu çok ayıp etmiş.
Ablacığım para ne istesin? Benim abim çocuklara bakıyor zaten. Çocuk bana harçlık versin dedi. Ne iş yapıyor abin Eda? Ya abim hurdacı, eskici. Eskici. Kaç evet, onun kaç çocuğu var? Onun da 4 çocuğu var. Hurdacılık yaparak hem 4 çocuğu hem 3 çocuğuna mı evet, bakıyor? Mecbur, ne yapalım? Benim oğlum da çalışıyor. Dönercide çalışıyor oğlum. Peki çocuklarını görmek istiyor. Buna izin veremez misin? Zaten abla, hakkı gelsin, da. Görsün, buyursun, gelsin görsün. Yardım etsin. Anne zannedim, anne zannedim bana dönmedi. Anne zannedim bana dönmedi. Bak daha, diyor ki söyle. Anne zannedim ben. Anne zannedim. Dedim çocukları görmek istiyorum dedim ben. O dedi ki bana. Tamam ben ararım kızımı, haber eder. Bir daha haber yok. Kendisiyle bir düzgün konuşsaydı. Ya bir dakika, bir düğün fotoğrafı var. Onu bir ekranlara getirelim Eda'nın. Bakalım düğün fotoğrafı. Bir gelsin şimdi ekranlara. Getirsene Aslı onu ekranlara. Bir dakika bana da LED'e ver, ben bir göreyim. Evet, düğün fotoğrafında biraz şey duruyor. Yani hiç 12 yaşında, 11 yaşında gibi durmuyor. Yani. Tatlı fotoğrafı da var. Tatlı çekilmiş fotoğraf da var. Ne fotoğrafı? Tatlı yediğimiz fotoğraf da var. Ha, tatlı yediğimiz fotoğraf yani çekindik. Onu daha sonra hazırlarız da şimdi bu fotoğrafta Eda sen 11-12 yaşında durmuyorsun. Tabii bilemiyorum. Bilemiyorum. Uzun boylu musun? Uzun boylu musun? Alo. Ha, buyurun, kimle görüşüyorum? Ben maşallah. Bir daha alabilir miyim adınızı? Maşallah. Maşallah Coşkun. Doğru mu? Evet. Tamam. Evet. Abisi misiniz Maşallah Bey? Evet abisiyim. Evet. Sizin hakkınızda şöyle bir... Önce şunu sorayım. Sizin kardeşiniz evlendiğinde kaç yaşındaydı? Benim kardeşim evlendiği zaman ufaktı, yalnız kemikleri iriydi. İri yarıydı. Biz düğün fotoğrafını da ekranlara... Buyurun Orhan Bey, getirdik de çok da küçük durmuyor. Maşallah Bey, siz kaç doğumlusunuz? Ben 84 doğumluyum. Kardeşinizle kaç yaş var aranızda? Ya benim kardeşim zaten benim yaşla şeyde benim bacım... Hayır. Sizin kız kardeşinizle başka bir şeye soruyor Orhan Bey. Eda Hanım'la yaş kaç? Kaç yaş var aranızda? Ben bunlara girmiyorum. Hayır, maşallah Bey. Ama bakın o zaman biz bunun doğruluğuna nasıl emin olacağız? O para meselesine gireceğim sevgili Maşallah Bey. Ama kardeşinle senin aranda kaç yaş fark var? 3 yaş. Eda'yla. Aranızda mı? Eda'yla. Evet, evet. Evet. Valla benim yazma okumam yok, pek şey değil yani matematiğim iyi. 1, 2, 3, 4, 5 kaç yaş? 3 yaş. Bir söylesin maşallah. Benle onun arasında... İşte bak doğru olsa yani... İnsan ya öyle söyleme, söyleyecek maşallah Bey. Kaç yaşlar var maşallah? Benim bacım ufaktı, Fatih ile evlendi zaman. Şu anki, bak biliyor şu ufak, yaşı... ya tahmin ediyoruz ufak, onu anladık da yaşını bir çıkarmaya evet, çalışıyoruz. Seninle Eda arasında kaç yaş fark var maşallah? Benle Eda arasında valla herhalde 7 yaş falan var ya. Ben 84 doğumluyum, 37 yaşındayım ya herhalde. Hesap? 37 yaşında diyorsun o zaman. Yıkıldı. Evet. Hesap yıkıldı. Hesap alt üst oldu ya. Neyse sen para istedin mi? Para istedin mi çocukları göstermek için? Fatih'i. Evet. Fatih sen ben çocuklarıma bayramda büyüşürüm. Yayındayız. Küfürlü konuşmuyorum. Ben Lanlı manlı da konuşmayalım. Dikkat edelim. Allah için hadi konuşuyorum. Bakalım. Tamam. Sen 500 lira demedin mi ben göndereceğim çocuklarıma? Nasıl gönderirim? Ben evi bilmiyorum. Çocuklar nasıl göndereyim? Güvenim buna. Oyun oynuyor bana sürekli. Bana oyun oynuyor. Tehdit ediyor. Abisi benden nasıl gideyim ben buna? Dur dinleyin maşallah diyelim. Maşallah peki sen para istedin mi ondan? Çocuklara ben sana... Ben istemedim ablam. Çocuklarına mecburdur bakmaya. Ben para mara istememişim. Ben göndereceğim. Gelip çocuklarımı göndereceğim. Hatta bizzat dedim çocuklarını ben kendim göndereceğim. Çocuklarına sahip çıkmıyor öyle mi? Yok abla. Bir görüyor şu an. O benim bacımın boğazını kesti. Bir şeylere, bir raporlara, mahkeme şeylere bakın. Olmuş maalesef, onu biliyoruz. Hiç bu asla onaylanabilecek bir şeydir. Ona girmiş zaten cezaevine, cezasını çekmiş gelmiş yani. Onun şu anda talebi benim çocuklarla aramı bozdu diye bir talebi var. Çocuklarımı göremiyorum diyor. Şu an bu nerede oturuyor? Hangi neden evde oturuyor? Neden soruyorsunuz? Kimin evinde oturuyor? Ablasının evinde alt katında oturuyor şu anda. Kirada oturuyor. Öyle evet, mi? Öyle duydum ben. Kaç kişiden duydum bunu ben. Eda Fatih'ten boşanınca maşallah 3 katlı bir ev alıyor. 3 katlı evin alt tarafında sen mi oturuyorsun kardeşinin? Ne üç katlı ev? Üç katlı ev yok ablanım. Kimdir üç katlı ev almış? Öyle diyor. Evet ben duydum abim. Bir de Fatih bir de kızıyla konuşsun. Kızı bak kızına veriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ama maşallah böyle... maşallah. O fotoğrafı, evin fotoğrafını çekip bana atar mısın canım? Kaç katlı? Var şu anda. Ben korkuyoruz onu istemiyoruz. Ben kimle görüşüyorum? Ufak kız. O bizdeki. Merve sen misin Merve? Masal şu da. Hayır. Masal sen misin? Masal. Kaç yaşında? Benim de duvara vurdu. 10 yaşında. Masal 10 yaşında mısın tatlım?
Evet. Masalcığım ben seninle konuşamıyorum. Lütfen çünkü RTÜK kuralları gereği yaşın çok küçük olduğu için seninle konuşamam. Anneni verir misin lütfen? Annenle konuşayım. Yasak seninle konuşmam. Anneni veriyor musun Masal? Bir alın arkadaşlar yayından. Herkes sırayla bekliyormuş konuşmak için. Ya o şey niye bağlanmadı o arkadaş? Şey ama niye bağlanmadı bak, komşular? Bak 10 yaşında çocuk sende şey yapmak istemiyor. Onu doldum sana. Beraber yaşıyorlar şu anda. Sürekli beraberler. Tamam. Yayını dinleyin Eda Hanım. Sizinle ilgili bir iddiası var bir beyefendinin. Alo beyefendi, hanımefendi. Hatta mısınız? Hattayım. Hanımefendi. Hanımefendi siz ne biliyorsunuz? Eda ile ilgili bildikleriniz varmış galiba. Evet. Ne biliyorsunuz? Şu an mesela Eda Yıldırım normalde kimlikte Eda Yıldırım ama şu anki ismiyle Hümeyra diye tanınıyor her yerde. Hümeyra olarak biliniyor sosyal medyada. İsim değiştirdi. Ha, sosyal medyada da profilinde de Hümeyra yazıyor. Peki evet. O zaman onu da bildiğinize göre Hümeyra ya da Eda'yı tanıyorsunuz. Eda ile ilgili ne biliyorsunuz? Yani şu an Fatih eniştemin ne dediyse hepsi doğru. Hangisi doğru? Yani şu an anlattıkları. Şu an mesela Eda Hanım diyor mesela abim bana bakıyor ama abisi ona bakmıyor. Şu an kendi 3 katlı bir ev almış. En alt katta şu an yayına bağlanan beyefendi en alt katta oturan abisidir. Samet de orada yaşıyor demişsiniz. Evet. Helal olsun. 3. katta Samet'le Eda Hanım yaşıyor birlikte. Ha şu anda Samet Bey ile Eda yaşamaya devam mı ediyor birlikteler mi? Evet. Gerçi boşanma süreci devam ediyor. Yani bilmiyorum nasıl hukuken, ahlaken, vicdanen. Tamam her ne kadar boşanmış olsalar da istinaf mahkemesi kararı bozdu. Yeniden görüşmek üzere geri gönderdi yerel mahkemeye. Daha henüz boşanmış değiller. Gerekçeli karar yazılmadı. Bir su verir misiniz Zuhal bana lütfen? Şu anda diyorsunuz 3 katlı ev. Nasıl bir 3 katlı ev? Siz o evin fotoğrafını çeker misiniz? Biliyor musunuz nerede olduğunu? Yani şu an bana bayağı uzak olduğu için şu an gitme ihtimalim yok. Tamam, sonra çekin fotoğrafını. Ben istiyorum o evin 3 katlı fotoğrafı. Yani bir katta diyorsunuz en alt katta neydi adı beyefendi? Maşallah. Maşallah Bey. Diğer şeyde de Samet Bey ile beraber aynı evi paylaşıyorlar. Hatta dini nikah kıymışlar galiba. Eda hatta mısın canım? Ablacığım ben hattayım. Şimdi bak Eda çocuklar... Kapı dairesinden araştırsın. Kapı kızın sen mısın? Kızı geldi oradan. Kızın üstüne tapu belki de. Başkasının üstüne tapu. Kendisini yapamadı. Nikah var ya adamın da. Resmi nikah var. Ha, tapuyu başkasının üstüne yaptı. Tapuyu başkasının üzerine evet. Yapmışsın Eda. Niye de bu şey çıkıyor bu olay o zaman? Ev almışsa nasıl çıkıyor bu meydana? Eda şimdi şunu söylüyor senin kocan. Eski kocan ya da kocan. Nasıl, hangisini kullanmak? Benim kocam falan değil ablacığım. Eski eşin çocuklarının babası. Doğru kelimeyi bulduk. Çocuklarının babası. Evet. 4 tane çocuğum var sonuçta. Çocuklarımın da babası değil ablacığım. Çocuklarını doyuran neyse Fatih Yıldırım diyelim o zaman. Bak Fatih Yıldırım. Biyolojik babası en azından. O adam baba falan değil. Tamam biyolojik babası diyelim. Neyse geçtik onu. Fatih Yıldırım diyor ki Fatih. İşte ben o evi ben yaptım. Benden aldığı parayla 3 katlı bir ev aldı. Alt katta hiç abisi ona bakmıyor. Hatta bir tane az önce telefon da geldi biliyorsun. Maşallah oturuyormuş. Sen de Samet'le beraber üst katta oturuyormuşsun. Doğru mu? Ben seni istemiyorum. Canım kim istemiyor? Beni de bir daha aramak için mahkemeye veririm. Görüyorum. Benim zaten bekarken arsam var. Param vardı zaten benim. Param vardı benim zaten. Benim her şeyim vardı zaten. Ben ilk evi kendi üstüme yaptım. İkinci evi buna yaptım. 2016'da. Eda Hanım yanlış anladı. Sen Eda ile tekrar bir araya gelmek istiyor musun? İstemiyorum. Onu istemiyorum. Sadece benden aldılar fazlası bana geri versin. Evimin parasını fazla aldı. Eşyalarımı aldı. Malzemelerini yaktı. Eşyalar hepsini mahvetti beni. Hayatımı mahvetti. Nasıl eşyaları yaktı? Ya benim evdeki eşyalarımı aldı götürdü. Hmm. Bütün eşyalarımı aldı götürdü. Bana 30 bin fazla para aldı. Ben dedemdeki ben buna para verdim. 12 milyar paramı aldı. Bana avukat param gitti 12 milyar. Peki sen şu anda nerede yaşıyorsun? Ben annemle beraber kalıyorum şu anda. Tek başıma. Annemin yanında kalıyorum. 72 yaşında kadınla beraber yaşıyorum şu anda ya. Şu anda hayatında hiçbir kadın yok. Olmadı. Git, bir tanesi bağlansın dedi ki Fatih Yıldırım ben sevgilisi var desin ya. Yok. Yapamadım ya çünkü şey var. Evlilikken aldatması arayın lütfen. Boşama davası bitmeden ben evlenemem. Hı hı. O kadının yani yapamam o kadına. Çünkü boşama soyadı davası ne şu diyor? Anda? Ha? Eda Hanım soyadı ne? Eda Hümeyra Yıldırım. Benim soy ismimden. Senin soy ismini taşıyor bak. Evet. Daha ben boşanmış değilsiniz artık. Evet yani. Boşanmadık. Bunu anlamıyor galiba. Bak ne dedi? Niye telefonu kapattı? Neden bunu yapan biliyor herkes. Çocuklar niye bu kadar nefret ediyor? Ya işte doldu diyor. Çocuklar fena. Onlar da TikTok'ta geziyor ablam. Video çekiyor. Her gün video çekiyor atıyorlar ablam. Çocuklar da mı gözüküyor? Evet size attım ya iki tane fotoğrafını. Sonra, gönderdim sonra ablam. Sonra hazırlayacağız bir de çocuklar onu etiketlemiş Samet'i. Videolar etiketlemiş hepsini. Ya onlar ayrı bir hayat kurmak istiyorlar sizden. Ama kursuna niye benim hayatım gereken... izinden ediyor? Neden benim hayatım diyor ki senin 2 milyon nafakayı bağlayacağım diyor. Senin her şeyini alacağım diyor. Neden bana bunu yapıyor o zaman?
Ya Samet dedi resmi nikah kıymadan dini nikahlı idare edip. Benim paramla o geçinecek. Evet, yani benim paramla onlar hayat yaşayacak. Derdi o diyor ki. Ya Samet evet. de dini nikah kıyacaklar. Benden aldığı nafakayla geçinecekler. Ben inşaatta çalışıyorum. Benim aldığım evde. Bizim bunu ispatlamamız gerekiyor. Ama diyor ki Eda da diyor ki bana şiddet uyguladı. Beni dövdü. Öyle bir şey dedi. Niye şiddet mahkemeye gitmedi? Ya öyle gitmiş. Mahkemeye gitmiş. Cezaevine girmişsin Fatih. Önce 20 yıllık. Cezaevinde kaç gün yattın sen cezaevinde? 72 gün yattım. Yatmışsın demek ki yani. Ama neden 20 yıldır bu olay olmadı da? 20 yıldır hiç aramızda sıkıntı yokken neden bu sosyal medyaya gittikten sonra bu olay çıkıyor? İşte rahat yaşamak için. Medya. Tabii 20 yıllık aramda hiçbir şey yok. Altına ev yaptım değiştim ya ben buna. Altına peki ev değiştirmişim. Ara verdik devam edeceğiz. Biraz ara lütfen. Hiçbir zaman vazgeçmeyin diye sizlerle birlikteyiz. Dilara'yı ikna ettik geçelim. Aileni bulmak istiyorsun ve sırayla vazgeçmedin. Gözün aydın. Ben çok teşekkür ederim size. Aldım çocuklarımı. Kızım. Kız verdik ya. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Ay canım benim ya. Canım benim. Ay. Yayına aldığımız, konuk ettiğimiz, bize başvuranların hepsi hayatın ta içinden gerçek. İyi ki varsınız. Gel sarılayım sana. Canım benim ya. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Evet şimdi bir anneyle birlikteyiz. Akkız Oytun İstanbul'dan yayınımıza katılıyor Esenyurt'tan. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Çok üzgün Akkız Hanım. O da Samsunlu. Samsunlusunuz galiba. Evet. Kızı Cemile Oytun 18 Mayıs günü Cemile'yi görüyorsunuz ekranda. Evden işe gidiyorum diye çıkmış ve bir daha kendisinden haber alamamışlar. Kızınız o gün nasıl evden ayrıldı, yani neler aldı, ya yani birinin hiçbir yanına şey, mı? Hiçbir şey, sadece yani normalde aldığı bir telefonu, hı-hı, bir de basit çantası yani bir açlıyor. Mesela büfeden bir çay, bir şey alabilecek, tost alabilecek bir şekilde. Kaç yaşında kızınız? 20 yaşında. 20 yaşında. Evet. Kaç çocuğunuz var? 4. 4 çocuğunuz evet. var. Eşinizi kaybetmişsiniz galiba. Evet. Allah rahmet eylesin. Hı. Siz onlara hem annelik hem babalık evet. yapıyorsunuz. Cemile çalışıyormuş galiba bir yerde. Evet, çalışıyordu. O da İstanbul'da çalışıyordu. Evet. Hiç kimliğini aldı mı yanına? Kimliğini normalde kendi taşıyan bir çocuktu. Hı. Ama şu an için yani bu gittiği sabah kimliği eve bırakmış. İşe gidiyorum diye evden çıktı. Evet, ben işe gidiyorum diye çıktı ama yani kendilince şüphelendiği korkuları mı vardı, zorda kalışı mı vardı. Normalde taşırdı kimliğini yanında ama o gün neden bıraktı anlamadım. Evet lütfen izleyicilerimizden rica edelim. Cemile'yi bir yerde gördüyseniz lütfen bizi arayın. Aşağıda ihbar numaralarımızı, telefon numaralarımızı da görüyorsunuz. Annesi çok endişeli. Ama Akkız Hanım şu anda kızınızın Cihan Karakaş isminde bir kişinin yanında olabileceğini düşünüyorsunuz. Evet. Cihan Karakaş kim? Hiçbir bilgim yok. Sadece Samsun çevresinden park ortamında bir arkadaş nedeniyle tanıştığını biliyorum. Ne zaman tanışmışlar? Benim bildiğim 2 ay civarında anca. Büyük kızım ise, ekranda gördüğümüz şu çocuk mu? O da 20-22 yaşlarında galiba. Ben hiç tanımıyorum diyorum ya. Hı. Hiçbir şeyini yani çocuğun ne konuşmam nereden ne biliyorsunuz bilgi. İsmini? Bu ismi? Biz kızım kaybolduğunda kayboldu diyeyim yani açıkçası. O sabah ben tekrar çocuğa ne türlü ulaşabilirsem arkadaş ortamı, ailem irtibata geçtiğimde işte bununla görüşüyordu, bununla konuşuyordu. Ha, işte. Tanıyabilen arkadaşlarından bulduğum bilgiler yani. Peki 1,5-2 aydır aslında görüştüğü ile ilgili bilgi var bende. Yani bana mesela böyle birisi var, tanışır mısın, evlensem ne onaylarsın, nasıl bir görüşsün. İşte ben de köy ortamında yapamazsın, sen sonuçta burada büyüyen bir çocuksun. Ha, bunu söyledi yani sana. Ya, tanışmak böyle istedi ama bana yani böyle bugün evleneceğim. Ya, tanıştırmak ben istedi sizi yani evet. Cihan'la sizi tanıştırmak evet. istedi. Ben de çok erken yani önünde Kurban Bayramı olduğu için kendi babasının kabristanına falan gittiğimiz için orada bir tanışma olayı olur. Ona göre bir detay veririm diye düşündüm. Samsun'da mı tanışmak istediniz siz? Evet. Çünkü ben de, mezarı da Samsun, evet, siz ben de Samsunlusunuz. Evet. Yani peki siz çok tepki mi gösterdiniz? Ya daha çok küçüktü mesela okuyordu. Önünde abisi var, yaşı erken mesela böyle görgülü de olsa çok
zayıf, bünyesiz bir çocuk. Hani çok sorumluluk vermek istemedim açıkçası. Ama zaten almış, çalışmaya da başlamış. Çalışmaya da yani yalnız eve bırakamadığımdan ablasının yanına bir güvence amaçlı verdim açıkçası. Peki siz ne zaman, yani siz 1,5-2 ay önce mi öğrendiniz takriben? Evet. Ama yaklaşık bir yıldır, bir yıl önce tanışmışlar. Evet, büyük kızım biliyormuş yani bir yıldır. Telefonla irtibata geçti ama böyle tam hani olumlu evlilik çağlarını düşündüğünü düşünmüyor. Ama o da yani sadece tanışayım, konuşayım. Hani tanır mısınız? Nasıl tanışıyorlar? Parkta bir tesadüf mü? Parkta kendi arkadaşının bir akrabası olduğu için tesadüf denk gelmişler. Aslında yani telefon. Siz bu aslında yani biraz Kurban Bayramı değil de çok da fazla sıcak bakmamışsınız anladığım kadarıyla. Evet, bakmadım değil mi? Gönül abisi var, okulu var. Yani evliliği için. Yani babası çok... ne zaman vefat etti? Kaç? Babası 3 yaşında, 2,5 yaşında falandı. Ha, hiç babayı görmedin. Hayır. O yüzden yani çok aşırı tepki göstersem çocuklar evden soğudu. Çocuklar hep kaybetmek zorunda kaldım. İyi sıcak davransam her şeyi olumlu anladılar. O yüzden yani biraz. Bence. Siz biraz işte yani kendi ayakları üzerinde dursun. Evet. Tabii okulunu mesela biraz birikimi olsun, SSK'sı olsun. Okulunu bir şeylerin toparlasın. Ondan sonra yani bir sorumluluk, bir hayat kursun. Ama 4-5 ay önce Şubat gibi Cemile Cihan'la evlenmek istediğini söylüyor. Hatta çeyiz hazırlıkları bile yapıyor. Gizli gizli mi yaptı sizden? Hayır, çeyiz hazırlığı derken şimdi ablası yeni evlendi. Yani sonuçta bir ev düzenine koyuldu. O da yani kendince ben de bayanım. İşte ben de şunları hazırlayayım. Ama ben hani böyle onu oyalamak amaçlı alıyordum. Ona böyle yatırım amaçlı olabilecek bir şeyler değil. Çünkü küçüktü. 18 Mayıs günü evden, daha yeni. Çok daha yeni. Evet. Çok yeni kaçmış. Hiç ulaşamıyor musunuz 18 Mayıs'tan beri? Hayır. Hiç size düşkün müdür? Çok. Evet. Hiç aramaması sizi endişelendiriyor. Evet yani en azından yani annem merak eder diye bir bana ulaşabileceği başka birilerine cevap verir. Peki buradan stüdyodan şuradan gelse anne ben Cihan'la evlenmek istiyorum dese rıza gösterir misiniz? Ya rıza gösteririm ama köy ortamında yapabileceğini sanmıyorum. Köyde mi yaşıyor? Yani, köyde evet, mi yaşıyor Cihan? Köy olduğu için onu yaşayacağını sanmıyorum ama yine de her şeyden önemli onun canı, sağlığı, her şeyi. Yeter ki sesini duyayım diyorsunuz. Tabii ki, illaki. Nasıl tanışmış köydeki çocukla? Değil mi? Yani bir parkta onlar buraya akrabalarının bir düğünü varmış. Onun dışında bir araya gelmemişler. Oraya gelmişler. Ama. Benim bildiğim kadar gelmediler. Orada da kendi kızımın arkadaşı olduğu için o çocuğu tanıyan birisi vesileyle tanışmışlar benim bildiğim kadarıyla. Peki bir araya gidelim hiç olmazsa. Söyleyin Orhan Bey. O köy dedi ya merak etmeyin. Evet. Hangi köy? Yok, hangi okulda okuyor? Mühim Hatip okuyordu. Lise okuyordu. Lise okuyordu. Tamam, ben bir daha açık lise yani böyle çok ilerleyince. Ama aile yani ailenin yanında olabilir mi acaba? Cihan Karakaş'ın ailesiyle mi beraberler? Yoksa bir yere mi gitti gençler? Bir yere mi sığındılar? İnşallah evet, Cihan'la beraberdir şeyden, yani. Evet. Hiç olmazsa onunla beraber olsun da güvenilir. Yani tanıdık birinin yanında olsun. Peki bir ara verelim sonra devam edelim. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Evet Akkız Oytun 20 yaşındaki kızı Cemile Oytun'dan 18 Mayıs'tan bu yana haber alamıyor. İşe gidiyorum diye evden çıkıyor ve bir daha eve dönmüyor. Dolayısıyla kızı ile ilgili çok büyük endişe içerisinde. Kızının bir yıl önce tanıştığı Cihan Karakaş'ın yanında olduğunu düşünüyor. Çünkü Cihan Karakaş'la birlikte bir sevgililik süreci olmuş. Evlenmek istemişler. Hatta bir çeyiz hazırlığı içindeymiş. Ama daha yaşı küçük olduğu için annesi çok da rıza göstermeyince acaba bu nedenden dolayı mı Cemile evden ayrıldı? Cihan'la mı beraber? Bir araştıracağız, bakacağız. İnşallah kızınla seni kavuşturmaya çalışacağız. İnşallah. Peki. Yani ben Cihan diye değil yani. Acaba randevu aldı başka bir yöne gitti. Gelemedim mi bile? Aynı yani ailem şok bir geçirmesin. Tekrar psikoloji duruma düşmesin diye oyalamış diye olabilir diye bile düşünüyorum. Peki bir araştıralım canından bakalım. Canından dahi endişeliyim. Yani. Yarın tekrar sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar.